Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Geldik bugün 40 soru serisi TYT Matematik'te 40 soru daha fonksiyonlar konusuna. Fonksiyonlar biliyorsunuz hem TYT'nin hem AYT'nin vazgeçilmez envai çeşit bilgi içeren içerisinde vazgeçilmez baba konularından bir tanesi fonksiyon olmadan matematik olmaz bir kere. Fonksiyonları işleyeceğiz bugün sizlerle 40 tane soruda sevgili arkadaşlarım ve bu 40 sorun içerisinde fonksiyonların TYT fonksiyonu özellikle en başından tutup en sonuna kadar bir tane bile farklı soru çeşidi bırakmayacağız arkadaşlar. Bütün soru tiplerini göreceğiz. Ve bu video bittiğinde iddia ediyorum ki fonksiyonlar namına kafanda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Evet bugün sevgili gençler 40 soru serisi TYT Matematik e, soru kitabımızdan, video soru kitabımızdan 54. sayfamızdan 62. sayfamıza kadar geleceğiz. Ve sevgili gençler tekrar ediyorum fonksiyon namına aklında soru işareti kalmayacak. Evet videoyu beğendiysen ve ilk defa görenler veyahut en başından beri izleyip de hala abone olmayanlar abone olurlarsa sevinirim. Geçelim dersimize. Evet aynı enerjiyle ilk sorumuza başlayalım. Hani böyle hatırlarsın fonksiyonların içerisinde konu anlatırken şöyle iki tane küme veririz. Bu buna gitmiş, bu buna, bu, bu, buna gitmiş, bu da buna gitmiş, bu aynı zamanda bir de buna gitmiş diye. Hangilerine fonksiyon, hangisine değildir diyorduk yani. Ha işte o soru tiplerine farklı bir yorum getirmeye çalıştık. Hadi gel birlikte bu güzel soruya bakalım. Kim bilir ÖSYM de bu sene belki de farklı bir yöntem denelim de şu kazanımdan da bir soru soralım der. Şimdi ilk sorumuzda 1, 2, 3, 4 ve x, y, z elemanlarına oluşan A ve B kümeleri verilmiş Ahmet A kümesinden B kümesine fonksiyonlar yazabilmek için aşağıdaki tabloyu oluşturup bazı hücrelere tik işaretini koyuyor ve böylece elemanlar eşleşmiş oluyor. Örneğin aşağıdaki tabloda Ahmet 1 ile x'i, bak 1 ile x'i tam kesiştikleri yerde 2 ile y'yi, 3 ile z'yi, 4, 4 ile yine z'yi eşleştirerek bir tablo oluşturmuş. Buna göre denilmiş burada 3 tanesinden hangileri fonksiyon belirtir demiş. Şimdi öncelikle fonksiyon olabilmesi için ne gerekiyor? Tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız da tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesindeki bir ve yalnız bir elemanla eşleşmesi gerekiyor. Yani değer kümesinde açıkta eleman kalabilir, kalmayabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama tanım kümesindeki elemanların her biri bir ve yalnız bir elemanla eşleşecek değer kümesinde. Şimdi 1x'e, 2x'e, 3x'e, 4x'e, 1, 2, 3, 4'ün hepsi gitmiş mi? Gitmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Peki burada açık eleman var mı? Var. Olabilir, olmayabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Eğer her biri sadece bir elemanla eşleştiyse fonksiyondur. Yani birincisi fonksiyon. 2'ye bakalım. 1x'e gitmiş, eyvallah. 2y'ye gitmiş, eyvallah. 3 hem x'e gitmiş hem z'ye gitmiş. E ne dedik? 1 ve yalnız bir elemanla eşleşmesi gerekiyordu. O halde bu fonksiyon, monksiyon değil 3'e bakıyoruz. 1 x'e 2 y'ye 3 x'e 4 de y'ye gitmiş. E şimdi tanıl kümesinde açık eleman yok ve üstüne üstlük her bir eleman da farklı bir elemanla eşleşmiş. E hocam 1 de x'e gitmiş 3 de x'e gitmiş. 1 de söylediğimiz gibi her biri aynı yere gidebilir sıkıntı yok. Ama yeter ki sadece bir elemanla eşleşsinler. Dolayısıyla üçüncüsü de fonksiyondur dedik. Cevabı işaretliyoruz. Doğru cevap C seçeneği olacaktı sevgili gençler. Dedim ve devam ediyorum ikinci sorumla. F doğal sayılar kümesine tanımlı bir fonksiyon ve m bir doğal sayı olmak üzere fx fonksiyonunun kuralı x artı 2 faktöriyel olarak verilmiş ve fm artı 3 de fm artı 1 ile 42'nin çarpımı olarak verilmiş bize. m kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Kuralları uygulayacağız. Şimdi burada fx'in kuralını ben biliyorum. fx'in kuralı işte burada verilmiş. Peki. Ben burada fm artı 3'ü nasıl bulurum? Buradaki m artı 3'ü alırım. Burada x gördüğüm yere yazarım. Yani fm artı 3 dedim bak. fm artı 3 eşittir. x gördüğüm yere m artı 3 yazarsam m artı 3 artı 2'den m artı 5 gelir. Dolayısıyla burası m artı 5 faktör eşit olacaktır. Daha sonrasında fm artı 1'i nasıl bulurum? Onu da hemen çıkaralım. fm artı 1 eşittir. m artı 1'e 2 ekledim. Bu sefer m artı 3 faktör olmuş oldu. Şimdi yerine yazalım. fm artı 3 yani şu m artı 5 faktöriyel eşittir demiş. M artı 3 faktöriyel çarpı 42 demiş. Bak t olarak sana verdim. 42 ardışık iki tane doğal sayının çarpımıdır. mıdır? Neyle neyin? Hocam 6 ile 7'nin çarpımıdır. Şimdi ben bu m artı 5 faktöriyeli şu şekilde yazabilirim bak. m artı 5 çarpı m artı 4 çarpı m artı 3 dedim ve kalıyorum artık faktöriyel diyorum. Sonuç olarak 1'den m artı 5'e kadar olan sayıların çarpımı da m artı 5 faktöriyel demek. Eşittir m artı 3 faktöriyel çarpı 6 kere 7 dedim. Şimdi ise bu taraftaki m artı 3 faktöriyel bu taraftaki m artı 3 faktöriyeli eleyebilirim, sadeleştirebilirim. Burada ardışık iki tane sayının çarpımı, burada ardışık iki tane sayının çarpımı var. Dolayısıyla büyük olan yani şu 7'ye bu da 6'ya eşittir. Madem m artı 4 6'ymış o halde m sayısı 2'nin ta kendisidir. Yani cevabımız da a şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Bu kadar basitti sorunun çözümü. İçerisinde hem faktöriyel e, kazanımları mevcut hem fonksiyon kazanımları mevcut tatlı bir soruydu. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla ABC sonlu birer kümeymiş. Sonlu küme dediğimiz ne? E, tanım ve değer kümelerinde sevgili arkadaşlarım, e, pardon, kümeden bahsediyoruz. Sonlu kümeden bahsediyoruz. Sonlu küme e, küme içerisinde sayılabilir çoklukta elemana sahip olan kümeye sonlu küme diyoruz. Sayılamaz çokluktaysa yani biz bunu bir yerde bir yerde sonunu getiremiyorsak işte bunlara da sonsuz küme diyoruz. F fonksiyonu A'dan B'ye örten G fonksiyonu da B'den C'ye birebir fonksiyon. Buna göre bu ifadelerden hangileri daima doğrudur diyor. Fonksiyonlarla alakalı teorik bir soru. İşlem, işlem yapmayacağız. Teorik yapacağız. Kafa çalıştıracağız. Şimdi bakalım. SB ile SC birbirine eşittir demiş. Yani B kümesinin eleman sayısı ile C kümesinin eleman sayısı aynıdır demiş. Burası A'dan B'yi örtense ben bu B'nin eleman sayısı ile alakalı çok bir şey söyleyemem. Daha sonrasında B'yi tanım kümesi olarak kullanmış buradaki B'yi ve C'ye götürmüş. Buna da birebir fonksiyon demiş. Şimdi birebir fonksiyonda sevgili gençler şöyle tanım kümesindeki her bir elemanı alıp karşıdaki birbirinden farklı elemanlara götürecek. Yani tanım kümesinden örnek veriyorum bir elemanı A'ya gittiyse tanım kümesindeki iki elemanı B'ye A'ya gidemez yine. Tamam. E doğal olarak da şunu düşüneceğiz. B kümesinin eleman sayısı ile C kümesinin eleman sayısı birbirine eşit mi? E Şimdi şöyle düşünelim. Burada mesela 1 var, 2 var, burada 3 var, burada A var, B var, C var, burada D var. E bu buna bu buna bu buna gitti. Şu an birebirliği sağladık. E buna bakıyorsun 4 elemanlı, buna bakıyorsun 3 elemanlı. Demek ki B'nin eleman sayısı C'nin eleman sayısının aynı olması gibi bir şart yok birebirlik için. Doğal olarak ben daima doğrudur dediği için 1'e eğeceğim kardeşim. Gitti. Daha sonrasında geçtim 2'ye. FAB'ye eşittir. Bu hangi durum için geçerli? A'dan B'ye tanımlı olan fonksiyonlarda örtenlik için geçerli. Çünkü A kümesindeki bütün elemanları yerine yazdığım takdirde karşıma eğer B kümesi yani değer kümesinin tamamı çıkıyorsa yani değer kümesi görüntü kümesine eşitse işte o zaman ben bu fonksiyonu örten diyordum. E doğal olarak F A'da B'ye eşittir örten fonksiyonda. C kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından daha küçüktür demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Ben şuraya iki tane küme çizsem şu şekilde. Birinci kümeye desem ki burada 1 var, 2 var, burada 3 var. Burada A var, burada B var, C var ve D var desem. Ben A kümesinden B kümesine bir örten fonksiyon tanımlayabilir miyim? Bunun imkanı yok. Çünkü 1'i B'ye, 2'yi A'ya, 3'ü de örnek veriyorum D'ye götürdük. C mecburen açıkta kalıyor. Buradaki B eleman farklı iki elemana gidemeyeceğine göre B'deki elemanlardan bir tanesi olan C açıkta kaldı. Buna göre örten fonksiyon yazamam. Örten fonksiyonu olabilmesi için ya bu kümenin eleman sayısı bu kümenin eleman sayısına eşit olacak ya da daha büyük olacak. Dolayısıyla ben A'dan B'ye olan fonksiyonu örten olarak adlandırıyorsam demek ki kesinlikle ama kesinlikle S A S B'den büyük veya eşit olmalıymış. Daha sonrasında bir de birebir fonksiyon var. Birebir fonksiyon olabilmesi için de sevgili arkadaşlarım ne olması gerekiyor? Az önce de bundan bahsettik. Şöyle gösterelim yine. iki tane kümemiz varsa. E şimdi ben burada 3 tane elemanım var. Burada İki tane elemanım var. Birebir fonksiyon yazabilir miyim? Mesela bu buna gitti, bu da buna gitti. E bu elemanın gidebileceği, birbirinden farklı olması gerektiği için giden elemanlar bunun gidebileceği herhangi bir yer kalmadı. E, kalmıyorsa da ne olmaz? Birebir olmaz. E Demek ki ne olması gerekiyormuş? Bunun bundan büyük olmaması gerekiyor. Yani küçük veya eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla Sb'nin Sb'nin küçük veya eşit Sc olması gerekiyor. Yani bu durumda bakacak olursak Sa büyük veya eşit SB iken gençler burada SC de yine büyük veya eşit SC olmak zorunda. E şimdi bu durumda SC'nin SA'dan daha küçük olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela burada SB 4 elemanlı e bu da 4 elemanlı. E şimdi bu 5 elemanlı iken bu 6 elemanlı olabilir. Aksine bir tane örnek vermemiz gerekiyordu bu, bu şekilde daima gibi sorulan sorularda. E dolayısıyla SA'nın SC'den daha büyük olamayacağını da görmüş olduk. E doğal olarak üçüncü de eleyeceğim. Yani benim burada cevabım neymiş? B şıkkındaki yalnız 2'ymiş sevgili gençler. Dedim ve devam ediyorum dördüncü sorumla. F fonksiyonu z'den z'ye yani tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir fonksiyon. fx artı 2 de 4 tane fx artı 1 eksi 3 fx'e eşit. O, o fonksiyonu verilmiş. F6'dan F1'i çıkarınca da 48 kaldığına göre F5 eksi F0 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi ilmek ilmek işleyeceğiz bu soruyu. Dikkatli bir şekilde dinlemende fayda görüyorum ben. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben F6 ve F1'i biliyorum. F5 ve F0'a ulaşmak istiyorum. E doğal olarak da derim ki öncelikle ben X gördüğüm yere X gördüğüm yere 4 yazarak başlayayım. Yani 4'ü yazarsam F6'yı elde ederim. F6 eşittir derim. 4 tane x gördüğüm yere 4 yazıyorum unutma. 4 tane f5 eksi 3 tane f4 olmuş oldu. Şimdi x gördüğümüz yere az önce 4 yazmıştık şimdi 3 yazalım. f5 de buna göre 4 tane f4 eksi 3 tane f3'e eşittir. Şimdi x gördüğümüz yere ne yazalım? 2 yazalım. Böylelikle f4 eşittir 4 tane f3 ve eksi 3 tane f2'yi verir bana. Şimdi 1 yazalım. F3 e, eşittir 4 tane f2 ve eksi 3 tane f1'e eşittir. E sıfır da bana lazım olduğuna göre x gördüğümüz yere sıfırı da yazalım. f2 eşittir 4 tane f1 ve eksi 3 tane f0 dedim. Şimdi bu durumda ben şurada gördüklerimi bir güzel taraf tarafa toplarsam bakalım neler olacak. Hadi bakalım f2 artı f3 artı f4 artı f5 tek tek yazıyorum artı f6 Ve sonrasında hocam eşittir dedik bak şimdi buraya burada neler var bunlara bakalım şurada 4 tane f4 var şurada eksi 3 tane f4 var geriye ne kalır hocam f4'ün ta kendisi artı yani şunla şunu götürmüş oldum e şununla şunu götürürsem de bir tane f3 kalır şununla şu giderse bir tane f2 kalır sonrasında artı şunla şunu götürürsem bir tane f1 kalır ve geriye de 4F5 artı 4F5 dedim. Ve eksi 3 tane F0'ımız kalmış oldu. Ekrana sığdı. Güzel. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Bir tane F2 var. Burada da F2 var. F3 var. F3 var. F4 var. F4 var. Bunlar da birbirini götürdü. Bunlar da götürdükten sonra şuradaki F5'i aldım ve şunun tarafına attım. Şunun yanına attım. Böylelikle sağ tarafta 3 tane F5 kalmış oldu. Yanında 3 tane F0'ı var. Tamam. Şuradaki F1 onu da aldım sol tarafa gönderdim. Böylelikle f6 eksi f1'imiz kalmış oldu mu? Oldu. E şimdi güzel kardeşim f6'dan f1'i çıkardığın zaman sana 48 geleceğini zaten söylemiş. Eşittir dedim. Bunu da 3 parantezine alalım. f5 eksi f0 kalsın. E şimdi ben sana bir soru soracağım. Şu kısmı zaten bize sormuyor muydu bu soru? Evet. E bunun 3 katı 48'miş. O zaman kendisi nedir? Tabii ki de sevgili arkadaşım 16. Ha kendisi çünkü, çünkü 3 kere 16 48 yapar. O halde doğru cevabımız da C'dir diyebiliriz. Evet güzel soruydu. Biraz işlem kalabalığı gerektiren ama ee, size şunu ispatlayan bir soru. Ya bazen böyle ee, soruyu çözmeye başlarsın ama bu şekilde işlemleri görünce yok ya bu, bu soru bu, bu şekilde çözülmüyordur dur yapmayım dersin silersin. Ama bazen İşe başladın devamını getirmen gerekiyor. O yüzden devamını getir güzel kardeşim tamam mı? Sana kimse şunu taahhütünü vermiyor. Öyle sorular sorar ki ÖSYM'e e, ufacık cevaplar olur. Kimse sana bunun taahhütünü vermiyor. Uzun bir şekilde de çözebilirsin. Sıkıntı yok. Devam. Doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir e, f fonksiyonumuz var. Ve fx fonksiyonu a eksi 4x kare artı b eksi 3x artı c 6 olarak verilmiş. Ve birebir ve örten olduğu da dile getiriliyor. Buna göre f'a artı f'b artı f'c işleminin sonucu kaçtır? Yani benim a'yı B'yi c'yi bulmam şart. Ama ondan önce, onu bulmadan önce bazı yorumlar yapmamız gerekiyor. Bununla ne tarz yorumlar? Mesela bir fonksiyon birebir bir örtense, o fonksiyonun içerisinde çift, çift dereceden terimler bulamazsın. Mesela buradaki x kare gibi veya buradaki sabit terim gibi şeyler bulamazsın. Şimdi sabit terim olabilir birebir bir örtense, bunda bir sıkıntı yok. Ama doğal sayılardan doğal sayılara ve örten fonksiyonsa, mecbur bunu yapmak zorundayız. Şimdi birazdan örneğini göstereceğim. Şu x kareli terimin olmaması gerektiğini biliyoruz. Çünkü x kare olduğu zaman fonksiyon kıvrılmak zorunda ki parabol olur zaten. Eğer burası sıfır olmazsa yani baş katsayısı sıfır olmazsa parabol olur. Parabollerde biliyorsun bu şekilde çevrildiği için e birebir olmaz. Niye? Mesela 1 içinde 3'e gitmiştir. 2 e, içinde 3'e gitmiştir. Olabilir. E bu şekilde de birebir olmaz. E bu şekilde örten de olamaz doğal sayıları örtemez arkadaşlar e Doğal olarak da bizim ne yapmamız gerekiyor Oradaki x kareden kurtulmamız Gerekiyor yani a eksi 4'ü ben ne yapacağım 0 eşitleyeceğim böylelikle a kaç oldu 4 oldu Yani bu fonksiyonun şu kısmı tamamen Gitmiş oldu a 4 e Peki hocam Bu fonksiyonun doğal sayılardan Doğal sayılara olması için ve örten Olabilmesi için örnek veriyorum Şu kısım Şu kısım x olmalı diyorum Şurası da varsayalım ki 2 olsun. Şimdi fx eşittir. Eşittir. x artı 2. Bunu düşünelim. Şimdi x artı 2 olursa ben bu fonksiyona tanım kümesindeki doğal sayıları vererek karşıdaki değer kümesindeki tanım kümesi var ya o değer kümesinin olan doğal sayıları sevgili arkadaşlarım yanlış söylemiş olabilirim az önce doğal sayılar diyecektim tanım kümesi demiş olabilirim onun yerine değer kümesi olan doğal sayılardaki bütün doğal sayıları kapatmamız gerekiyor. Neden? Örten çünkü. Mesela sıfırı kapatabilir miyim? Yani ben bunu sıfır eşitleyebilmem için x gördüğüm yere eksi 2 yazmam lazım ama kimse kusura bakmasın tanım kümemiz de doğal sayılardı. Bu doğal sayıların içerisinde eksi 2 yok. Dolayısıyla demek ki şu şekilde x'in yanında herhangi bir şey olmayacak. E hocam hadi burayı sıfır yaptık yani c'ye 6 dedik eyvallah c 6'ymış da. E şurası neden 1 oldu yani 1 çarpı x'ten x geldi. O da şöyle fx eşittir örnek veriyorum 2x olsun. Şimdi sen bunun sonucunda 1'i, 3'ü, 5'i, 7'i, 9'u, 11'i yani tek sayıları alabilir misin? Alamazsın. E neden? Çünkü hocam ben buradaki x gördüğüm yere hangi doğal sayı yazarsam yazayım karşılığında çift sayıları kapatırım. Ama tek sayılar açıkta kalır. Açıkta kalıyorsa içine fonksiyon olur. Örten fonksiyon olmayacaktır. Dolayısıyla bunun da kesinlikle 1 olması gerektiğini anladık. Yani b-3 eşittir 1 ise b'nin de 4 olması gerektiğini artık biliyoruz. Şimdi a4, b4, c'de 6 idi. Bizden istenen şey neydi? F A F B F C. Yani F4 eşittir F6. Hatta B'yi de F4 B4 bulmuştuk. O da F4 olacak şu şekilde. Ve F6 soruluyor. Bunların toplamı soruluyor bize. E bizim fonksiyonumuz ne olmuş oldu artık? f(x) eşittir. E şurası yok dedik. Burası da 0 zaten. Burayı da 1'e eşledik. 1x'ten x geldi. f(x) eşittir x'miş. Yani birim fonksiyonmuş. O zaman F4 4'tür. F4 yine 4 ve F6 da 6'dır. Bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsak 14'ün ta kendisini buluruz. Doğru cevabımız da 5. sorumuzun cevabı D şıkkı olur sevgili gençler. Evet burada sınav tarzı bir soru hocam var mıydı? Vardı. Hemen sana göstereyim. Şöyle bir soru. Şimdiye kadar hangileri fonksiyon belirtir tarzında öyle çok almış an bir soru çıkmadı. Ama biliyorsun ÖSYM yenilikleri seviyor. E bu soruda bu mantığa göre yenice hazırlanmış bir soru. Daha önce hiçbir soru bankasında veya hiçbir denemede görmediğim tarzda bir soru olduğu için bu soruya işaret koyuyorsun. Karşına MSÜ'de, TYT'de veyahut AYT'de karşına çıkma ihtimali mevcut olan bir soru. ÖSYM şimdiye kadar çok fazla teorik sorular da sormadı ama ben yine de 3. soruyu senden işaretlemeni rica ediyorum. Diğer sorular ÖSYM tarzı sorular sevgili arkadaşlarım olmadığı için daha çok ee, soru bankası sorusu, kazanım kavrama soruları olduğu için bu soruları işaretlemiyoruz. Ve ne yapıyoruz? İkinci sayfamıza geçiyoruz. Kaçıncı sorudayız hocam? Altıncı sorudayız. Altıncı soru bomba bir soru. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Yine teorik olan sorulardan bir tanesi. A kümesi. Öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 13'ten küçük ve doğal sayıymış. Yani o zaman ben a kümesini daha anlaşılır bir biçimde şu şekilde yazabilirim. Doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2 diye devam eder. Kaça kadarmış? 13'ten küçük olan doğal sayıya kadar. Yani 12'ye kadarmış. O zaman A kümesi 13 elemanlı. Ve bir F fonksiyonu tanımlanmış. Bu kümeden yine aynı kümeye her sayıyı toplamaya göre tersinin 12 fazlasına götürüyor. Yani şimdi ben x sayısından bahsedeceğim. Bunun toplamaya göre tersine eksi x hocam. E 12 fazlasını Artı 12 hocam. Yani fx fonksiyonumuzun kuralı bu. Eksi x artı 12. Şimdi buna göre 3 tane bize öncül verilmiş. Bu öncüllerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi birebir, içine ve örtenlikten bahsetmiş. Örtense içineyi iptal edeceğiz. İçine ise eğer bunu iptal edeceğiz. Yani 2 ile 3 aynı ışıkta bulunamaz ki zaten şıkların içerisinde 2 ve 3 yok. Yani 2'ye doğru dersen 3'ü yanlış diyeceksin. 3'e yanlış dersen 2'ye doğru diyeceksin. Çünkü içine demek örten olmayan demek. Örten demek içine olmayan demek. Peki birebir mi? Ona da bakacağız. Öncelikle benim ilk ananım ne? Sıfır. Ben burada 0 yerine yazsam 0 yerine yazdım 12'yi aldım. 1'i yerine yazarsam ne olur 11'i alırım. 2'yi yazarsam 10'u alırım. 12, 11, 19, 8 diye gidiyor. Peki 12'yi yazarsam f12 ne olur? Eksi 12 artı 12'den 0 olur. Yani 0 için 12'ye, 1 için 11'e, 2 için 10'a, 12 için de 0'a gidiyor. Yani bütün şuradaki elemanların hepsini kapatıyor mu? Kapatıyor. Kapatıyorsa örtendir. E, örtense içine değildir. E, birbirinden farklı. Yani aynı eleman yani birbirine farklı elemanlar aynı elemana gidebilir mi? Gidemez. E o zaman bu fonksiyon aynı zamanda bire birdir de. Yani cevabım neymiş benim? E şıkkındaki 1 ve 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. Dedik ve devam ediyoruz 7 ile. A kümesi eksi 2, 0, 2. B kümesi de öyle x'lerden oluşuyormuş ki x eksi 2'nin mutlak değeri birden daha küçük veya eşitmiş ve x'ler bir tam sayıymış. Şimdi buna göre A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlardan kaç tanesi bir'ebir değildir diye sorulmuş. Öncelikle A kümesi zaten açık, aleni biçimde mevcut karşımızda. B kümesine bakalım biz. B kümesi için ne söyleyebiliriz? Açık bir şekilde yazabilir miyiz? Şimdi x 2'nin mutlak değeri birden küçük veya eşitmiş ya hani. O zaman biz ne yapıyorduk? Mutlak değerli eşitsizliklerden hatırla. x 2 kesinlikle eksi 1 ile 1 kapalı aralığındadır diyorduk. Neden kapalı? Çünkü burada eşitlik var. Pekala. Şimdi ne yapacağım ben? Buradaki x'i yalnız bırakacağım. Yani eşitsizliğin her üçüne de 2 ekleyeceğim. 2 eklersem 1 olur küçük veya eşittir. x o da küçük veya eşittir 3 olacaktır. Yani x 1 ile 3 kapalı aralığındaysa b kümesinin elemanları nedir? 1, 2 ve 3'tür. Yani sevgili arkadaşlar b kümesi 3 elemanlı bir kümeymiş. A kümesi de zaten kaç elemanlıydı? 3 elemanlıydı. Eksi 2, 0 ve 2 elemanlarından oluşmaktaydı. Pekala A'dan yani buradan buraya tanımlayacağız biz fonksiyonumuzu. Kaç tanesi birebir değildir diyor. Öncelikle kaç tane fonksiyon tanımlanabilir onu bir bulalım. Eksi 2'yi aldım karşıda kaç elemana götürebilirim? 3. 0 aldım karşıda kaç elemana götürebilirim? 3 elemana. 2'yi aldım yine 3 elemana götürebilirim. 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten toplam 27 tane fonksiyon tanımlanabilir. Fakat, fakat birebir olanları elememiz gerekiyor. Peki kaç tane birebir tanımlayabiliriz? Şöyle bulacağız onu da. Herhangi bir tanesini seçtin. Eksi 2. Karşıda kaç elemana gidebilir? Hocam 3. Varsayalım ki nereye gitsin? 2'ye. 0 aldım. Karşıda kaç elemana gidebilirim? 2'ye götüremem birebir olacağı için. 0'a veya 1'e götürebilirim. Yani 2 farklı elemandan birine çarpı. Varsayalım ki bu da nereye gitsin arkadaşlarım? Hemen şunu silelim. 1'e gitsin. E 2'ye ne kaldı? Sadece tek eleman kaldı. Çarpı 1. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 tane birebir 1 1 var. Bak şu tüm fonksiyon sayısı. Bu da birebir 1 1 olanların sayısı. E şimdi birebir olmayanları soruyordu o zaman çıkarırım ben tümünden birebir olanları çıkarırsam birebir olmayanlar elimde kalır. 27'den 6 çıkarsa doğru cevap da 21 olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği oldu sevgili gençler. 8. soru devam. F sabit fonksiyon olmak üzere. Fx fonksiyonunun kuralı 4-m çarpı x üzeri m artı 1 olarak verilmiş. Peki m'nin alabileceği değerlerin toplamı ne diye sormuş. Bir kere sabit fonksiyonun içerisinde ne olmayacaktı? Değişken yok. Değişken olmayacak gençler bu sabit fonksiyon içerisinde. Değişken varsa sabit değildir. Yani o zaman fx eşittir c ve buradaki c bir reel sayı tabii ki fx eşittir c biçiminde fonksiyon olacak. O zaman ben buradaki x'i yok mu etmem gerekiyor? Aynen öyle güzel kardeşim yok edeceksin. Peki nasıl yok ederim? Hocam ben bunun kafasına bir tane sıfır koyarım. Sıfırla aha bunu ne zaman çarparsam çarpayım zaten sıfır olur. Böylelikle de sabit fonksiyon olur. E tamam güzel o zaman ben 4 eksi m'yi Sıfıra eşit dedim. M'ye de gittim. 4 olur dedim. Kabul mü? Kabul. Şimdi bu birinci durumdu. İkinci durum. Hocam x ne olursa olsun ben bunun kafasına 0 yaparsam bu da 1'e eşit olur. Böylelikle x ortadan kalkmış olur. Evet çok mantıklı. O zaman m artı 1 eşittir. 0 m kaçtır? O da eksi 4'ün pardon özür dilerim. Eksi 1'in ta kendisidir. m'yi eksi 1 bulduk hocam. E, evet doğru. Peki başka var mı? Başka bir şekilde ben bu fonksiyonu kalkıp da sabit fonksiyona çeviremem. O zaman x'in alabilir m'nin alabileceği değerler 4 ve eksi 1 iken toplamı kaçtır? Tabii ki 3'tür. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 8. sorumuzun sevgili gençler. Evet artık sağ üst tarafta 9. sorumuza geçmeye hazır mıyız? Ben hazırım. Sen de hazırsan hadi gel beraber çözelim. F fonksiyonu bir A kümesindeki elemanları alıyor B kümesine taşıyor. Ve örtenmiş. Yani B kümesindeki tüm elemanları örtüyor. A kümesi n kare artı 6 n eksi 7 tane elemana sahip. Bak bu eleman sayısı demekti. B kümesi de 3 n eksi 3 tane elemana sahip. Buna göre n tam sayısının alabileceği en küçük 2 değerin toplamı sorulmuş. En küçük 2 tane değer. Peki bir fonksiyon bir fonksiyon örtense ne olması gerekiyordu? Tabii ki de tanım kümesinin eleman sayısının değer kümesinin eleman sayısından daha büyük veyahut eşit olması gerekiyordu. O halde n kare artı 6n eksi 7 büyük veya eşittir 3n eksi 3 desek kafi mi? Kafi değil ama doğru yoldayız. Atalım şu sağ taraftakileri sol tarafa. n kare 6n'den 3n çıktı artı 3n kaldı. Eksi 7'nin yanına eksi 3 artı 3 olarak gelirse eksi 4 olur ve büyük veya eşittir 0 diyeceğiz artık buraya. Ben burayı parçalayayım. n ve n burayı da artı 4 ve eksi 1 diye parçalarsam. Köklerimiz eksi 4 ve artı 1 olur. Yani şunların zıttı kök oluyordu biliyorsun. Dolayısıyla artık bir kök tablosu hak ediyor burası. Kök tablosunu çizdim. Burası eşitlik olduğu için bunların içini boyadım. Boyadıktan sonra neyle başlıyoruz? En karenin kat sayısı olan pozitifle. Başladım artı eksi artı dedim. Benden nereyi istemiş? Hocam sıfırdan büyük veya eşit olan yerleri. Yani pozitif olan yerleri istemiş. Negatifleri istememiş. Ben buraları taradım. Şimdi burada alınabilecek en küçük değer ne var? Ee, Hocam eksi sonsuz var. Aa, ne yapacağız şimdi? Soru mu yanlış? Yok yok soru yanlış değil. Şöyle ki bir kümenin eleman sayısı negatif olabilir mi sevgili dostum? Olamaz değil mi? O zaman bak şuradaki 3n-3'ü bazanalım. baz alalım. 3n-3 ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Madem öyle 3n büyüktür 3 mi olmak zorunda? Yani n büyük 1 mi olur? Burada 3'e böldük her iki tarafı. N 1'den büyük. E N 1'den büyükse 1 olabilir mi? Olamaz. Peki eksi sonsuz negatif falan olabilir mi? O da olamaz. Bu da gitti. O zaman 1'den büyükse de şurada alınabilecek ilk değer 2'dir. Sonra da 3'tür. Bunların işte bize toplamı sorulmuş. 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar. Ve 9. sorumuzun cevabı da C şık olur sevgili gençler. Evet. Devam edelim mi? 10 la. Hadi edelim bakalım. A kümesi. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarına oluşmuş. Güzel. Ve Küçük A'da bu A kümesinin bir elemanıymış. Yani 1, 2, 3, 4, 5'ten bir tanesine eşitmiş A. A'dan A'ya bir fonksiyon tanımlanıyor. Bu fonksiyonun ismi F. Ve F A dediğimizde 8 eksi A'dan daha küçük veya eşitmiş. Buna göre. Bunu sağlayan kaç tane F fonksiyonu tanımlanabilir? Şimdi 1 yazarsam yani A 1 olursa kesinlikle 7'den küçük veya eşit olmalıymış. Çünkü 8 eksi 1 yazacağım ben buraya. 2 olursa 8 eksi 2'den 6'dan küçük veya eşit. 3 olursa a 8 eksi 3'den 5'ten daha küçük veya eşit olacak. Eğer ki a 4 olursa küçük veya eşittir 4. Ve a 5 olursa çünkü 1'den 5'e kadardı. 3'ten daha küçük veya eşit olmalıymış. Peki f1'in sonucu 7'den küçük veya eşitti. Peki nereye gidiyordu? a'dan a'ya gidiyorsa 1 2 3 4 5'i alıp 1 2 3 4 5'e götürecek. E bu buradaki 1 2 3 4 5 zaten 7'den küçük olabildiği için ben o zaman ne diyeceğim? Burası 5 farklı değer alabilir. E burası bu da 6'dan küçük veya eşitse bu da 5 farklı değer. E burası da 5'ten küçük veya eşit diyorsa ki 5 de 5'ten küçük veya eşittir biliyorsun. Dolayısıyla bu da 5 farklı değer alabilir. Ama burası 4'ten küçük veya eşit dediği için 5'i alamaz. Dolayısıyla 4 farklı değere gidebilir. Burası da 3'ten küçük veya eşit dediği için 3 farklı değere gidebilir. Madem öyle ben bunları ne yapacağım? Toplayacağım mı? Hayır çarpacağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsun ki sayma konusundan geliyor burası. O halde 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 4 diyelim. Şurası ne? 12. 12 ile 5'i çarptım 60. 60 da da 25'i çarpacağız. Tabii ki bu da bize 1500'ün ta kendisini verecek. Madem öyle 1500 tane bu şartlara uygun bir fonksiyon yazılabilir diyeceğiz. Gerçekten de 1500 tane fonksiyon çıkarılabilir arkadaşlar. Hepsini oturup saymaya kalksaydık bu videonun uzunluğundan daha uzun bir fonksiyon olurdu ki sayamazdık yüksek ihtimalle. Devam ediyorum 11. sorumla ama 11. soruya geçmeden önce sana şöyle gül cemalimi göstereyim ve birazcık ufacık muhabbet edelim. Şimdi 10 tane sevgili arkadaşlarım fonksiyona giriş tarzında sorular çözdük. Bunun içerisinde fonksiyonun kuralları e, kurallarıyla alakalı olan bilgiler de vardı. Farklı konularla birleştirmeler de yaptık bunu. Kümenin eleman sayısı ile alakalı durumlar da vardı. İçerisinde ikinci dereceden eşitsizlik de çözdük. Yani mutlak değerle eşitsizlik de çözdük. E şimdi bakıyorsun ya bu fonksiyon denilen konu dışarısı demek ki biz birden fazla konu kullanabiliriz. Fonksiyon konusu buna müsaade ediyor. Matematiğin hiçbir konusunu zaten birbirinden ayırmamak gerekiyor ama işte insan beyni ya hepsini bir arada düşünemiyoruz. Mutlaka bir şeyleri kategorize etmemiz lazım. Aynı günü bile 24 eşit parçaya ayırıp da her birini 1 bir saat dediğimiz gibi veya 365 güne bir yılı bölüp de her birine farklı tarihler atamamız gibi veya bir haftayı 7 güne bölüp de her birini farklı isimlendirmemiz gibi matematikteki konular da bir bütündür aslına bakarsan. Ama daha iyi anlayabilmek adına, daha böyle e, özelleştirebilmek adına tabii ki isimler konulmuş. Ama matematikteki en önemli konulardan bir tanesidir diyebilirim fonksiyonları çünkü içerisinde birden fazla konuyu e, barındırabiliyor. Birden fazla konuyla, birden fazla kazanımla e, bir araya getirip bu kazanımlarla bir fonksiyon sorusu hem de güzel fonksiyon soruları çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ÖSYM'de bunu yapmayı sevdiği için bu konuya dikkat etmeni rica ediyorum. 40 soru serisi biliyorsun geçmiş yıllarda da yapılmıştı. Ben yapmıştım. Yapılmıştı derken ben yapmıştım. Ve 40 soruda fonksiyonlar bizim en çok izlenen bu seriye ait en çok izlenen videomuz olmuştu. 500 bine yakın kişi tarafından izlenmişti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şu an bu videoyu izleyen gençlere de hitap etmek istiyorum. Gençler Arkadaşlarım ee, eminim şu an az kişisiniz. Yani canlı premier olarak yayınlıyoruz canlı yayın ama bu e, videolar bir tekrar videolar aslında. Yani hani şöyle bir şey var ya buralar eskiden hep dutluktu. E sonra şimdi 16-17 katlı bina oldu buralar. Hep site oldu. Şimdi yani el değmiyor ateş pahası. Öyle olacak gençler. Merak etmeyin. Tamam. Değerli bir seri. Tekrar serisi. Tekrar serisi olduğu için zaten şu an az izleniyor. Ama mezun arkadaşlar şu an daha fazla izliyorlardır diye tahmin ediyorum ki gelen yorumlarda o şekilde bana gençler üzülmeyin sıkılmayın bu matematik yani farklı bir şey anlattığımız için az izlenmiyor bu tamam mı? bu da matematik şu an sadece ama sadece bu kitaplar tekrara daha uygun kitaplar her konudan sonra veya tüm konular bittikten sonra tekrara daha uygun kitaplar olduğu için daha uygun bir seri olduğu için şu anki zaten izlenmeler az ama unutmayın fonksiyon bak fonksiyon çok değerli. Ne kadar az kişi olursan ol, ne kadar az kişi izlerse izlesin çok değerli bir konu ve bu değerli konuya da en önemli kısmı burası gereken azami gayreti göstererek hazırladım ve gençler çok tatlı sorular oldu. Yani şu 40 soruyla sen fonksiyonları zaten halledebilirsin, cepte diyebilirsin. Dolayısıyla mutlak surette çok güzel, çok dikkatli dinle diyelim. Fazla vaktini çalmayayım. Hadi devam edelim videomuza. 11'de kalmıştık. F doğrusal fonksiyon olmak üzere f fx artı 5 eşittir 4x eksi 4 eşitliği sağlanıyor. F1'in alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi doğrusal fonksiyon diyorsa fx'i sen nasıl seçeceksin? ax artı b biçiminde seçiyorsun. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? F'in içerisine A, e, fx yazacağız. Yani ax artı b'yi yazacağız. Ve buna 5 ekleyeceğiz. Ama 5'ten önce şunu yapalım. Bence 5'i karşıya atalım. Ve eşittir 4x eksi 9 diyelim. Şimdi hocam f'in içine ax artı b yazdık da şimdi ne yapacağız? Şöyle ki fx'in kuralı belli bu. Yani x'i şurada kullanacaksın diyor. E buradaki x'imiz ne bizim aslında? F'in içindeki ax artı b. O zaman burada x gördüğümüz yere ax artı b'yi monte edeceğiz. Yani... A parantezinde AX artı B artı bir tane daha B'miz var. Eşittir 4X eksi 9 diyeceğiz. Şimdi A'yı içeri dağıtalım. Böylelikle A'nın karesinde X artı AB artı bir tane daha B eşittir 4X eksi 9 diyelim. Şimdi bak. Buradaki x'in kat sayısı a kare. Buradaki x'in kat sayısı 4. E doğal olarak da diyeceksin ki hocam a kare eşittir 4'müş. A kare 4 ise 2 tane ihtimal var. A ya 2'dir ya da A eksi 2'dir. Şimdi bu iki ihtimali de göz ardı etmemek için şöyle kaydedelim. Daha sonrasında A2 ise şuraya geldim baktım. 2B artı B ne yapar? 3B yapar. Ve 3B karşı tarafta neye eşit olacak? Eksi 9'a. 3B eksi 9 B kaç olur? Eksi 3 olur. Yani sevgili arkadaşlarım A2 iken B eksi 3'müş. Veyahut A eksi 2 ise şurada yerine yazdım. Eksi 2B artı B'den eksi B geldi. Eksi B karşı taraftaki eksi 9'a eşit olur deriz. Ve böylelikle B sayısı 9 olur. Yani bu da ne demek? A eksi 2 iken B 9'muş demek. Yani bir fonksiyonun benim fx eşittir. 2x eksi 3'müş. Çünkü şurada yerine yazdım a artı b gördüğüm yere. Ya da fx eşittir. Eksi 2x artı 9'muş dedim. Şimdi ne yapacağız hocam? Hocam f1'in alabileceği değerler sorulmuş ya. f1'i bulalım. f1 eşittir. 2 kere 1. 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Veyahut f1 eşittir. Eksi 2 kere 1. Eksi 2 9 ekledim. 7 geldi. Yani ya eksi 1 ya 7 olabiliyormuş. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Çarparsak eksi 7'nin yani A ta kendisini bulmuş oluruz. Şimdi bu sorumuza şöyle hemen uzaktan bakalım. Ve bu soruda bu sayfada ÖSYM'ye uygun sorular var mı? Hemen işaretleyelim. 6. soruyu işaretliyorsunuz. Daha sonrasında tekrar etmek amaçlı. 9. soruyu işaret işaretliyorsunuz. Daha sonrasında tekrar etmek amaçlı. 10. soruyu işaretliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Burada başka var mı bakalım? Başka da öyle ÖSYM tarzı olan soru yok. Ya şu sorularda tabii ki güzel yani güzel olmasa yazmazdık tabii ama şöyle bir durum söz konusu bu sorular daha çok soru bankasına yönelik sorular ya da konu kavrama tarzındaki sorular sana konuyu daha iyi anlatabilmek için neyin ne olduğunu daha iyi görebilmen için yazılmış sorular olduğu için sevgili arkadaşlarım bu sayfada 3 soruyu işaretledik ve devam ediyoruz. Bir sonraki sayfamızda 12. soru 12. soru tatlı ve basit bir soru. Bir ürünün üretiminde 2000 lira sabit maliyet fiyatımız var. Yani ne üretirsek üretelim 2000 lira ödeyeceğiz. 3 lirada ürün başına düşen maliyet var. fx x adet ürününün ürünün üretim maliyetini veren fonksiyon olduğuna göre f fonksiyonunun kuralı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi sabit mutlaka giden 2000 liramız olduğu için 2000'i yazacağız. Bu kesin. Şimdi ürün başına ne kadar? 3 lira. ve x ürün adediydi. Bir tane ürün için 3 ise x tane ürün için 3 çarpı x lira giderimiz olur. Yani 2000 artı 3x benim cevabım olur. 2000 artı 3x de bana A şıkkında zaten halihazırda verilmiş deriz sevgili gençler. Devam ettim 13 ile. F doğrusal fonksiyon olmak üzere. F3 x eksi 1 artı F3 x -5 artı 5 eşittir 12 x 6 o. Şimdi. Şimdi. Dikkat edin. Doğrusal fonksiyon neydi? A x artı B biçimdeki fonksiyonu değil mi? Burada ne var? 12 x var bu, burası da 3x burası da 3x. Demek ki ikisinden de 6'şar x gelmiş. 6'şar x gelmiş ve 6x 6x 12 xi oluşturmuş. E şimdi ben ben 3x'i neyin içine yazarsam eğer 6x'i bulurum. Tabii ki 2 çarpı x'in içine. Yani benim fx fonksiyonum aslına bakarsan 2x de başlıyor artı a diye devam ediyor. Şimdi daha iyi anlayacaksın dikkatli dinle. fx 2x artı a biçimindeyse eğer f3x eksi 1 ne olur? Hemen bulalım hadi. f3x eksi 1 eşittir. 2 çarpı 3x eksi 1 artı a olur. F 3x artı 5 ne olur? Onu da hemen bulalım. 3x artı 5 eşittir. 2 çarpı 3x artı 5 artı ne olur? a olur. Şimdi şuradan ne gelir? 6x eksi 2 artı a gelir. Hocam şuradan ne gelir? 6x artı 10 artı a gelir. Şimdi bu ikisini toplarsak ne olur? 12x artı 8 artı 2a olur. Bak 12x, bak 12x gördün mü? İşte bu kadar Basit. Eğer ki sen fx'e ax artı b diye de başlayabilirdin ama bu sefer çok daha fazla değişken bulmayla e, iş yapacağından vakit kaybedersin. E şimdi bu neye eşitmiş? 12x artı 10 e hocam zaten 12x'ler burada birbirine eşit. Evet. O zaman sabitler de birbirine eşit olmalı. Yani 2a ile şuradaki 2a ile 8'i toplayınca bu bize 10'u veriyormuş. Madem öyle 2a eşittir 8'i karşıya atarsam 2 gelir ve a kaç olur? 1. E şimdi hocam 2x artı a idi ya ben bunu artık 2x artı 1 diyemez miyim? Dersin bir sıkıntı yok çünkü a'yı zaten buldum 1. E bizden ne isteniyor? F3. Madem öyle fx 2x artı 1'e eşitse f3 sorulduğuna göre x gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. 2 kere 3 artı 1'den doğru cevabın 7 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleriz ve işaretleri işaretleriz. C seçeneğini işaretledik. Devam ediyorum 14. soruyla. A ve B kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 6 ve 2'dir. Bir tanesi 6 elemanlı diğeri 2 elemanlı. A'dan B'ye dediğine göre 6 elemanlı küme bizim tanım kümemiz. 2 elemanlı küme bizim değer kümemiz. Kaç tane örten fonksiyon tanımlanabilir diye sorulmuş. Örten sorulmuş. Şimdi şöyle bir tane kümem var. Başka bir kümem daha var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. Burada 2 tane eleman var. Şimdi şurası A kümesi burası B kümesi ve ben A'dan B'ye F fonksiyonu tanımlayacağım. Şimdi kaç tane fonksiyon tanımlanabilirse önce onu bulalım. Kaç tane tanımlayabiliriz? Ben bunu yapmak için SB üzeri SA diye bir kuralım var. Yani 2 üzeri 6'dan 64 diye bir kuralım var. Ama şunu da yapabilirsin. Şu eleman karşıda kaç farklı elemana gidebilir? 2. Peki bu? E o da 2. Peki buradaki? E o da 2 elemana gider. Peki buradaki? E hocam o da 2 elemana gider. Diye 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 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyebilirsin. Yani toplamda 6 tane 2'yi çarparsan yine 64'ü bulursun. Bu kural da buradan geliyor zaten. Şimdi 64 tane fonksiyon yazılabilir. Eyvallah. Ama bak aması var. Bunlardan kaç tanesi örten değildir. Örten olmaması için şuradaki iki elemandan bir tanesinin açıkta kalması lazım. Yani ya hepsi toplanıp birinci elemana gider. Şu şekilde birinci elemana gider. Yani bir tane örten olmayan fonksiyon. Ya da hepsi toplanıp ikinci elemana gider. Birincisi açıkta kalır. İki tane örten olmayan fonksiyonumuz var. O zaman ben tüm fonksiyon sayısından iki tane örten olmayanı çıkarırsam eğer 62 tane örten fonksiyon bulabilirim. Doğru cevabım da C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 15 numaralı soruyla. F tek ve G çift fonksiyon olmak üzere. 2 çarpı fx artı gx eşittir. 3 çarpı f eksi x artı x kare eksi 5x artı 5 eşitliği veriliyor. F1 ile g eksi 2'nin toplamı. Şimdi burada gidip f1 soruldu diye x gördüğümüz yere 1 yazarsak. G eksi 2'ye ihtiyacımız var diye x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak bazı işlemler sıkıntı olabilir. bacak bacak üstüne attım. Sıkıntı yok değil mi? Bazı şeyler sıkıntı olabilir. Yani çok fazla işlem kalabalığı olur. Çok fazla yorulursun. Çok fazla vakit kaybedersin. Bak dostum bunlara gerek yok. Şöyle yapalım. Uyanık davranalım. Şimdi ben f, f fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu biliyordum. Eğer bir fonksiyon tekse örnek veriyorum f tekse f eksi x tabii ki de eksi fx'e eşittir. Eğer ki g fonksiyonu çiftse g eksi x tabii ki de g x'in ta kendisidir. Yani eksiği kusma ve yutma olayı var. Çiftler yutuyor tekler kusuyor. Öyle aklında tutabilirsin. İşte tüm bunlara göre düşünelim. Ben şuradaki 3 çarpı f eksi x var ya bunu şuradaki f eksi x'i madem f fonksiyonu tek fonksiyon eksi f x biçimde yazabilirim. Yani aslına bakarsan burası şu kısım 3 tane eksi 3 tane f x'i verir bana. Şimdi bu eksi 3 tane fx alıp şu tarafa göndersem ne olur? Artı diye geçer ve 5 tane fx artı yanında bir de gx çift fonksiyon. Eşittir karşı tarafta sadece ama sadece x kare eksi 5x artı 5 kalır. Bak dikkatli dinle şimdi. Şimdi burada g fonksiyonu çiftti. E hocam f fonksiyonu da tek fonksiyondu. Şimdi karşıda bir tek fonksiyonun bir tek fonksiyona ait olan terimler hangileri olabilir? Burada hocam Kuvvetleri tek sayı olacaktı. Bunun kuvveti 1. O zaman bu tek fonksiyonun bir terimi. G fonksiyonu içi için de çift fonksiyon x kare ve 5. Neden? Çünkü bunun kuvveti çift ve burası sabit terim. Aslına bakarsan bunu bu, çim, bu biçimde yazacak olursak kuvvetinin de çift olduğunu görebilirsin. Yani aslına bakarsan gx fonksiyonumuz bizim x kare artı 5 iken 5 tane fx fonksiyonumuz da eksi 5 x'miş. Madem 5 tane fx eksi 5 xe fx dediğimiz şey eksi x'dir. E şimdi ben burada g eksi 2'yi merak ediyorum. E hocam eksi 2'nin karesi 4 artı 5'ten g eksi 2 9'dur. Yani şurası 9'muş arkadaşlar. Bir de f1'i merak ediyorum. E bu da eksi 1'in ta kendisi. E bu da eksi 1 ise eksi 1 ile 9'un toplamı bize 8'i verir. Doğru cevap a şıkkı olur sevgili gençler. Hazır mıyız? Devam ediyorum 16. soru. M N birer gerçel sayı olmak üzere. Tanım kümesi R eksi eksen. Değer kümesi de R fark M. Fx fonksiyonu da Mx artı 1 bölü x artı D fonksiyonu tanımlanıyor. F fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre 1, 2, 3 kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan arıyoruz. E şimdi M çarpı N'nin 1 olduğundan bahsetmiş. Peki M çarpı N eğer 1 ise M dediğimiz şey 1 bölü N'nin ta kendisidir. Ve ben bunu yerine yazarsam fx fonksiyonu eşittir ne olur bakalım. m gördüğüm yere 1 bölü n yazıyorum. 1 bölü n x artı 1 bölü x artı n. Şimdi bu aslında x bölü n artı 1 bölü x artı n'dir. Ve bu da aslında 1 ile n'yi çarptım n. Yani x artı n bölü n bölü x artı n olur. Burada x artı n'ler birbirini götürürse 1 bölü n kalır. 1 bölü n, n bir sabit sayı olduğu için fx fonksiyonu artık eşit oldu. fx de sabit fonksiyon oldu. Peki sabit fonksiyon birebir midir? Hayır. Örten midir? Hayır. Dolayısıyla birebir ve örtenliği sağlamıyor. Sağlamıyorsa kesinlikle ama kesinlikle yanlıştır. Geçtim 2'ye. m çarpı n eksi 1 ise. Yani m sayısı eksi 1 bölü n'ye eşitse. Şimdi yerine yazarsam o zaman fx ne olur? Eksi x bölü n artı 1 bölü x artı n olur. Bu da bize Neyi verir? Eksi x artı n bölü n bölü x artı n'yi verir. Sadeleşme söz konusu mu? Hayır. Birebir vörtel olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bunu eleyeceğiz. O da yanlış gibi oldu. Eleme manasında şöyle gösterelim. Bir de m çarpı n sıfırsa yani m veya n'den herhangi bir tanesi sıfırsa veya ikisi de sıfırsa. Mesela ikisi de sıfırsa 1 bölü x olur. Birebir vörtendir. Veyahut m sıfır n ise. M0 ise 1 bölü x artı mesela 2 olur. E bu da aynı şekilde. Birebirliğin örtemini etkilemiyor. E başka N0 ama M değilse. Mesela M2 ise 2x artı 1 bölü N0 ise x olur. E bu fonksiyonda yine birebir ve örtenliği bozmuyor sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla 3. öncülde de gitti. Zaten kesinlikle diyor ya bir tanesini göstersek yetiyor. E doğal olarak bizim cevabımız yalnız birmiş. Yani cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve devam. 17. soru. F fonksiyonu 1'i 2'ye, 2'yi 3'e, 3'ü 4'e, 5'i 6'ya götürmüş. G fonksiyonu da 2'yi 5'e, 4'ü 1'e, 5'i 8'e götürmüş ve şu soruluyor. F bileşke G'nin tersinin tersinde 3. Şimdi ben şu şekilde bir bileşke fonksiyonum var ya benim. Şöyle. Bunun tersini almak istiyorsam şunu yaparım. Şunu da şunu yer değiştiriyorum ve tersini alıyorum. Yani G'nin tersinin tersinde bileşke F'in tersi. Tabii bir dışarıda ne var? 3 var. Bunu yapıyorum. Peki G'nin tersinin tersi ne? Kendisi. G bileşke. F'in tersinde 3 soruluyor bize. Yani G'nin içerisinde F'in tersinde 3 soruluyor diyebiliriz. Şuradaki bileşki işaretini ortadan kaldırarak. F'in tersinde 3'ü nasıl bulurum? Diyor ki F'i 3 yapan değer. E, F'i 3 yapan değer burada hangisiymiş? Bak tersten bakıyoruz. 2'ymiş. Peki şimdi ne kaldı elimizde? G2 kaldı hocam. G2 ne? G fonksiyonunda 2'nin gittiği yer. Yani kaçmış? 5'miş. O halde cevabımız da 5'in ta kendisidir. Gençler bu sayfayı da bitirdik. 17. soruyu da bitirdik. Ve şimdi şöyle uzaktan bakma zamanı. Uzaktan bakıp soruları iş işaretleme zamanı. Bak. Burada 12, 13 ve 14 gibi sorular sınavda karşına çıkmayacak. Ama 16. soru gibi bir soru karşına çıkabilir. 15. soru gibi bir soru karşına çıkabilir. 17. soru gibi bir soru karşına gelmez sınavlarda. ÖSYM'nin ÖSYM yaptığı sınavdan bahsediyorum. Denemelerde karşına gelebilir bu sorular. Bunda sıkıntı yok ama sınavda karşına gelmez. Burada sadece 15. ve 16. soruyu işaretliyoruz. Diğerleri daha çok seni geliştirmek için yazılan sorular. 15. ve 16. sorular karşına çıkabileceği için mutlak surete tekrar edeceğiz bunları. Tamam. 18. soru için sayfa değiştirdim. Ne diyor 18. soruda? Bir f fonksiyonuyla f fonksiyonun tersi olan f'in tersi fonksiyonun grafikleri y x doğrusuna göre simetrik. Yani diyor ki bir fonksiyonla onun tersi y eşittir x'e göre yani birinci açı ortay doğrusuna göre simetriktir diyor. Aşağıda f, g, h ve k fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. Buna göre bu fonksiyonun grafiklerinden hangileri kendi ters fonksiyonuna ait grafiklerle sadece bir noktada kesişir. Şimdi y x fonksiyonu yani birinci açıortay ortay doğru Aslına bakarsan hx'in ta kendisi. Çünkü hx dediğimiz şey şunun ta kendisi. Yani h'ın ta kendisi. Şöyle gösterirsek. Tamam mı? fx fonksiyonunun tersi o zaman bunun simetriğidir. Yani şöyle bir fonksiyondur. Şimdi bununla bu. Hiçbir noktada kesişmezler. Gitti. Devam. g'nin tersi de eğimi 2 bölü 2. Yani 1 olduğu için. E, bunun da eğimi 1 olduğundan buna paraleldir arkadaşlar. gx ve kendi tersi birbirinin paralelidir. Paralel iki doğru uzayda asla kesişmezler. Ve doğal olarak sevgili gençler g fonksiyonu da kendi tersiyle kesişmeyecektir. Bize bir noktada kesişenler lazım. Peki hocam hx hx zaten birinci ay çortay doğrusunun yani y eşitliği x'in üzerinde olduğunda tersi de kendine eşittir. Yani ben bunu bunun üstüne çizerim. E çizdiğim zaman da şöyle düşün. Bizim buradaki hx doğrumuz sarı doğrunun ta kendisi. Ama üstüne ben bunu çizersem sonsuz tane noktada kesişecektir. Aşırı miktarda kesişecektir. Sonsuz tane. Tamam. Bak şimdi nokta 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 çizdiğimiz zaman zaten o bize doğruyu oluşturuyor. Sonsuz tane noktada kesişir. Bize sadece bir noktada kesişen lazım. Demek ki cevap kx ama kx nasıl oluyormuş bir bakalım. Bunun eğimi 2 bölü 4. Eğim 2 bölü 4 olduğu için Tersine çevirdiğim zaman eğimi 2 olacaktır. Yani şu şekilde bir fonksiyon olacaktır. Şöyle. Ve ben bunu uzattığım zaman, bunu da şu şekilde uzattığım takdirde bunlar illaki bir noktada yani şunun gibi bir noktada kesişecekler sevgili arkadaşlarım. Onu da gösterelim. Şurada bir yerde kesişecekler ve sadece bir noktada kesişecekler. Çünkü eğimleri birbirinden farklı olan iki doğru ancak ve ancak bir noktada kesişebilirler. Dolayısıyla cevabımız yalnız k Yani cevap B şıkkıymış. Devam ettim 19'da. F ve G doğrusal fonksiyonlar. F e x ile g çarpımı da işte m eksi çarpı x küp artı 2 m artı 1 çarpı x kare falan filan diye devam ediyor. G fonksiyonunun grafiği orijinden geçmekte olup f fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı da 4 olduğuna göre f3 artı g1 soruluyor. Şimdi orijinden geçen bir g fonksiyonu var ve 0 için 4'ten geçen bir f fonksiyonum var. Ve bu iki fonksiyon da doğrusal. Yani dereceleri 1. Dereceleri 1 olan iki fonksiyonu çarparsam 3. dereceden bir fonksiyon elde etme olasılığım Fener'in Galatasaray'dan daha iyi olma olasılığı eşittir. Yani sıfırdır. Çaktınız köfteyi. Sıfırdır sevgili arkadaşlarım. Tabii ki Galatasaray daha iyi. Neyse o konuya girmeyin. Fener'le arkadaşlarım varsa üzülebilirler. Fener soruya mola. Soruya mola. Dur Mola verdim. Ee, soru arasında mola hiç vermemiştim. Ama bu muhabbet için verilir mola. Şimdi ben Galatasaraylıyım. Eyvallah. Ama Fenerbahçe'yi Fenerlilerin Galatasaray için düşünmediği gibi düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. Neden seviyorum? Rakibimiz olmasına rağmen. Çünkü arkadaşlar bak Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum. Beşiktaş da saygın bir takım ama Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum. Fener'siz Galatasaray, Galatasaray'sız Fener olmaz. Öyle bir lig düşünün. Futbolu seven arkadaşlar için konuşuyorum. Öyle bir lig düşünün. Galatasaray var ama ligde Fener yok mesela. İnanılmaz zevksiz bir sezon olur. Veyahut Fener var ama Galatasaray yok. Hiçbir maçtan zevk alamazsın. Rakibin olamaz. Bunlar inanılmaz derecede ezeli rakip arkadaşlar. Ebedi de dostlar tabii doğal olarak. Fener nefret derecesinde Fener öyle bir şey var mı? Yok. Fener saygı duyduğum, sevdiğim bir takım. Ama ben Galatasaray'lıyım. Daha mı iyi takım Fener Galatasaray'da? Tabii ki de hayır. Galatasaray tabii ki gençler. Lütfen. Ama konumuza dö dönecek olursak. Arkadaşlarım. Bakın. Ne demiştik biz? İki tane birinci dereceden fonksiyon var. Bunları çarparsam üçüncü dereceden bir fonksiyon elde edemem. Çok güzel. O zaman buradaki x küpü burada ne işi var hocam? E olmasın o zaman. Olmayacaksa şurayı sıfır yap. x küple çarp gitsin. Yani m, n'ye eşitmiş. Bunu kaydettik mi? Kaydettik. Devam şimdi o zaman. İkinci dereceden olabilir. Ona sıkıntı yok. Tamam. O da güzel. Şimdi i̇şte hocam ben iki tane birinci dereceden fonksiyonu çarptım. Ve m'nin de n'ye eşit olduğunu buldum. Çünkü x küp olmaz. E bunların çarpımında ne kaldı burada? 2m artı 1 çarpı x kare ve 2nx. Ya hocam g fonksiyonu o kafama takılıyor benim. Doğrusal fonksiyon ama orijinden geçiyor. Nasıl geçer? Gx fonksiyonu eğer ax biçimindeyse geçer. Orijinden geçer. 0 sıfır için sıfırdan geçecek. Yazdım sıfırı mesela. G0 eşittir. A çarpı 0 eğer burasında artı bir de B gibi bir şey olmuş olsaydı o zaman sıfırdan değil B'den geçerdi. B2 ise mesela 0 için 2'den geçerdi. Demek ki sevgili arkadaşlarım bizim burada G fonksiyonumuz sadece ama sadece nasıl bir şeyden oluşuyormuş? AX biçimindeymiş. E şimdi F fonksiyonu da varsayalım. BX artı C formatında. Ben şununla şunu çarparsam hiç sabit terim gelir mi? Gelmez. Niye? Çünkü bunu buna ve buna dağıttığım zaman tamamen ikisi terimler kalacaktır. Sabit terim kalmaz. Sabit terim olmadığı için de şuradaki sabiti yok etmem gerekiyor. Yani 2M-4'ü benim sıfıra eşitlemem gerekiyor. M'ye de 2 diye burada çakmam gerekiyor. M 2'ymiş. E hocam M 2 ise N de 2'dir. Eşitti birbirine. Evet güzel dostum eşitti. Madem öyle F çarpı G fonksiyonumuz bizim. Şurası zaten yok olmuştu. M'yi 2 bulduk ya. O zaman ne olur? 5x kare. E N de 2 idi hocam. Artı 4x deriz. Zaten burası sıfırdı. Şimdi F ile G'nin çarpımı bu. Ama hangisi F hangisi G? Ve hangi fonksiyonları çarparak ben bunu elde edebilirim? Ben bunu çarpanlarında ayıramıyorum hocam değil mi? Ayırırsın. X parantezini aldın. 5x artı 4 dedin. Bak sana bir şey diyeyim mi? Şuradaki x'de olan g'dir. Şuradaki 5x artı 4 de f'tir. Deneyelim. Bu orijinden geçer mi? ax formatını Evet geçer. Peki hocam f fonksiyonu da 0 için 4'ten geçiyordu. Hani y eksenini 4'te kesiyor ya. 0 verince 4'ten geçiyormuş. Ver bakayım 0'ı şurada. 5 çarpı 0 artı 4 eşittir. 4 mi? 4. O zaman doğru buldum. Yani benim f fonksiyonum bu. g fonksiyonum bu. f fonksiyonu için f3'ü bulalım. Şurada 3 3'ü yerine yazarsam 9 gelir. G1'i bulalım. Şurada yerine yazarsam 1 gelir. 19'da 1'in toplamı 20 yapar. Cevap da C seçeneği o Evet çok güzel çözdük. Çok tatlı çözdük. Kazanımı da bol bir soruydu. Öğretmesi de bol bir soruydu. Bir sorunun üzerinde bazı kazanımları öğrettik de size. Çok da güzel oldu. Şimdi devam ediyorum. Sağ üst tarafta 20. sorumla. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun bu soruyu. Şimdi bu soruda R eksi A'dan R eksi B'ye tanımlı bir tane fonksiyon var. Ve x'i vermiş bize. X'i bulmuş bize diyeyim. Sen orada anlaman gerekeni anla. 3 fx artı 1 bölü 4 eksi fx eşittir veriliyor. Buna göre A kere B kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu sorudan ziyade ben sana farklı bir soru sorayım. Senin elinde herhangi bir fonksiyon varsa. Mesela fx eşittir 2x artı 4 gibi bir fonksiyon var. Sen bu fonksiyonun tersini nasıl buluyordun? Önce bunu bir tartışalım seninle. Tersini bulmak için bize hep nasıl öğrettiler? Dediler ki x'i yalnız bırakacaksın. Hadi bırakalım. Önce 4'ü karşıya attım. fx eksi 4 eşittir 2x oldu. Her iki tarafı 2'ye böldün. fx eksi 4 bölü 2 eşittir x olmuş oldu. Bak f'in tersini bulmuş oldu. E hocam burada f'in tersi yok. Şöyle artık x gördüğün yere f'in tersi yazıyorsun. Daha sonrasında da fx gördüğün yere de x yazıyorsun. x eksi 4 bölü 2 olmuş oldu f'in tersi. Şimdi Zaten hala hazırda adam bize x'i bulmuş burada. He, o zaman ben bu x gördüğüm yere f'in tersini yazarım. Eşittir. fx gördüğüm yere de x yazarım. Yani 3x artı 1 bölü 4 eksi x ya da eksi x artı 4 yazayım ben. Eksi x artı 4 yazdım. Ve böylelikle f'in tersi ortaya çıkmış oldu. F'in düzünü nasıl bulursun? F'in düzünü de şuradaki 4'te 3'ün hem yerini hem işaretini değiştirirsin. Böylelikle eksi 4x artı 1 bölü eksi x eksi 3 de bize neyi vermiş olur? F'in düzünü vermiş olur. Şimdi şuradaki A ve B'den bahsediyoruz biz. A kere B'yi sormuş ya bu A ile bu B'nin çarpımı soruluyor. Şimdi şuradaki A F'in düzünü tanımsız yapıyormuş. O yüzden çıkarılmış tanım kümesinden. Ki F'in düzü burada. F'in düzünü tanımsız yapan değer nedir? Eksi 3'tür. Peki... F'in tersini tanımsız yapan değer o da B'dir. F'in tersi de burada. Paydayı 0 yapan değer nedir? 4'tür. İşte burada B 4'müş ve A da eksi 3'müş. Bunların çarpımı soruluyor. Bunları çarparsak eksi 12'yi buluruz. Cevap da gönül rahatlığıyla A şıkkı olur gençler. Devam ediyorum 21 ile. En geniş tanım kümesi R fark M olan F fonksiyonu için tanımlı olduğu aralıkta fx bölü x eksi 2 eşittir x artı 1 eşitliği veriliyor. Peki m kaçtır diye soruluyor. Ya güzel kardeşim tanımlı olduğu aralığı vermiş bak en geniş tanım kümesi burası. Yani burada m diye bir sayı varmış. Bu sayı da sevgili arkadaşlarım fonksiyonu tanımsız yapıyormuş. Yani m'yi ben yazamıyormuşum. E ben burada x bölü x eksi 2 mi var benim? Buraya yazamayacağım x değeri nedir? x eşittir 2 olursa payda sıfır, payda sıfır olur. Payda sıfır olursa ifade tanımsız olur. Demek ki ben 2'yi yazamıyorum. Ve burada benim çıkarmam gereken değer de 2'nin ta kendisidir. O zaman m de 2'nin ta kendisidir. Yani cevap b şıkkıdır deriz. Ve göçeriz 22'ye. 22. soru. r eksi eksi 1'den r eksi eksi 1'e tanımlı. Yani bunun tersini de düzünü de tanımsız yapan değer eksi 1'miş. fx fonksiyonumuz da aha bu. 1 eksi x bölü 1 artı x fonksiyon olarak tanımlanıyor. Ne birden büyük doğal sayı olmak üzere? x demek f bileşke f bileşke f bileşke f bileşke fx. Yani burada n tane bileşke işlemi olacak. f2x burada 2 tane fx olacak. Yani f bileşke fx'e eşittir. f3x de f bileşke f bileşke f bileşke fx'e eşittir. Tamam. Şimdi f2023 bir değeri soruluyor. Şimdi bak şöyle yapacağız. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? En sağdakinden başlayacağım. Yani en sağdakinden başlayacağım. Öncelikle F1'i bulmam gerekiyor. F1 kaçtır? Şurada yerine yazarsak. 1 eksi 1 bölü 1 artı 1. Yani 0 bölü 2'den 0'dır. Şimdi bir tanesini bulunca 0 geliyor. İkincisini bulunca yani F1 eşittir 0. Eyvallah. Peki F2x kaç? F2x de ben ne yapacağım bu sefer? 2'yi yani F2 1'i yerine yaz. F2 0'ı yerine yazmam gerekiyor bu sefer. Çünkü 0'ı buldum. 0 onun içine düştü artık. Şurada 0'ı buldum. 0 önceki F'in içine düştü. F2 0 nedir? E şurada 0'ı yerine yazacağım. 1 eksi 0 bölü 1 artı 0. Ne gelir? 1 bölü 1'den 1 gelir. F3 1'i bulmam gerekiyor. Şimdi 1 diğerinin içine düştü. 1'i yerine yazınca zaten 0 geliyordu. E 0'ı yerine yazınca o da ne geliyor? E zaten yine 1 gelecek. Yani 0, 1, 0, 1, 0, 1. O zaman şunu fark etmek gerekiyor. Tek indislerde mesela F3, 1, 3 bunlar da 0 gelirken çift indislerde 1 geliyor. Benden ne istenmiş? 2023. 2023 tek sayı olduğu için teklerde de sevgili arkadaşlar 0 geldiğinden cevabımız bizim 0'ın ta kendisi olacaktı. Evet gençler şöyle biraz uzaklaşalım ve hangi soruları işaretlememiz gerekiyorsa onları bir işaretleyelim. Hangi tarz sorular sınavda çıkmaya yakın? 18. soruyu işaretle. 19. soruyu işaretle ve 22. soruyu işaretle. Diğer ikisi daha çok kazanım kavramı soruları olduğu için 20 ve 21 işaretlemiyoruz. Ve devam ediyoruz bir diğer sayfamızdaki bir diğer sorumuzda 23. soru. Dik koordinat düzleminde 0, 5 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiş. 0 ile 1 aralığında bir m olmak üzere bu sayı G, gm'ye eşitmiş. Şimdi GM dediğim sayı M neredeymiş sıfırla bir arasında şurada bir yerde ve sıfırla 1 aralığında ki bir fonksiyonun G altındaki görüntüsü hop şuralarda bir yerde çıkacak yani 3 ile 4 aralığında çıkacak yani o zaman ben GM'nin nerede olduğunu biliyorum 3 ile 4 aralığında olduğunu biliyorsam madem öyle 3 ile 4 aralığında yine bir FN de vardır neden çünkü FN GM'ye eşitti şundan kaynaklı e şimdi Fn'in 3 ile 4 aralığındaki tanımı nerede? Onu bulalım. 3 ile 4 aralığı neresi oluyor? Şurası. Peki burada f fonksiyonu bu aralıkta değerler alabilmek için x'leri hangi aralıkta olmalı? 1 ile 2 aralığında. Yani şuradaki n var ya ne? İşte o 1 ile 2 aralığında olmak zorunda ki bu bize 3. öncülü doğrulatır. Tamam mı? 3. öncülde ne var? n e, 1'den büyük 2'den küçük diyor. Peki gm'nin 3 ile 4 aralığında olduğunu bulmuş muyduk? Evet. Peki fm F M'e bakacağız. M'lerde 0 ile 1 aralığında. 0 ile 1 aralığındaki bir sayıyı seçtin. F fonksiyonunda nereye çarparsın? Pembe fonksiyonuna. hop buraya çarptık. Yani 4 ile 5 aralığında mı çarptık? E bize zaten FM 4 ile 5 aralığında demiş. Demek ki bu da doğru. O halde cevap hepsi olacak. Yani 1, 2, 3 benim cevabım olacaktı gençler. 24. soru. Aşağıda fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. fx eğrisel, gx de şuraya kadar ayrı bir doğrusal, 1'e kadar 1'den sonra ayrı bir doğrusal fonksiyon. F bileşke G'yi 0 yapan e, elemanların toplamı sorulmuş. F bileşke G'yi 0 yapıyorsa F'in içindeki GX'i şu şekilde şöyle 0 yapıyordur. Yani benim F fonksiyonumu 0 yapan değerleri bulmam gerekiyor. F fonksiyonu mavi fonksiyonda Bunu 0 yapan değerler eksi 2, 2 ve 3. Yani benim içerisinin eksi 2 olmasına, 2 olmasına ve 3 olmasına ihtiyacım var. Peki GX fonksiyonunu eksi 2 yapan hangi değerler var? G fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olduğunu söylemiştik. Şimdi bayağı bir eşlik benzerlik yapacağız. Benzerlik kullanacağız. Şimdi şöyle. G'yi eksi 2 yapan değeri arıyoruz ya. Eksi 2 nerede olabilir? Şuralarda bir yerde. Pekala. Şimdi şuradaki eğime bakalım. 1'e birlik bir eğim var. Yani eğimimiz eksi 1. Peki ben bir birim daha uzaklaşırsam. Yani şu şekilde bir birim daha uzaklaşırsam. Burayı nereye, burası nereye düşer? Eksi 1'den bir birim daha aşağı düşer. Yani eksi 2'ye düşer. İşte G'yi eksi 2 yapan değerlerden bir tanesi de bundan kaynaklı 1'dir gençler. O halde ben ne diyeceğim buraya? E, ee, bu x eşittir 1 diyebilirim. Güzel. Şimdi gx'i eksi 2 değil de 2 yapan değere bakacağız. 2 yapan değer nerededir? 2'ler yukarıda biliyorsun. 2 yapan değerlerden bak şimdi. Şurası 1'e 1 değil miydi? 1'di. 1'e 1'di. Ben o zaman 1'e 1 ise 2'ye 2'dir mantığını kullanarak eksi 1'den 2 birim uzaklaşırım. Eksi 3 ve şunu şöyle yaparsam işte burası 2 olacaktır. Tamam. Ve bundan kaynaklı da G'yi 2 yapan değerlerden bir tanesi eksi 3'tür. Bak, burada 1'i bulduk eksi 3'ü bulduk. Peki başka var mı? Başka buluruz. Bak bu tarafta da olabilir bu. Yine eğimimiz burada 2'ye 2 iki olduğu için birebirlik bir eğim vardır. 2 dersem 2 de yukarı çıkmış olurum ve böylelikle burası da 5 olur. Yani sevgili arkadaşlarım diğer değerimiz 5'miş. Şimdi bir de Gx'i 3 yapan değer değeri bulalım. Gx'i 3 yapan değer için de şöyle diyelim. E biz 2 yapan değeri bulmuştuk. 2 birim uzaklaşınca 2 birim çıkmıştık. 3 birim uzaklaşırsam 3 birim çıkarım. Böylelikle burası 6'ya tekabül eder. Diğer değer 6'ymış. Ve başka bir değer daha bulmak gerekirse o da bu tarafta sol tarafta bulacağız. Eksi 3 için 2'den geçiyordu. Bir tane daha uzaklaşırsam eksi 4 için de tabii ki 3'ten geçecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani diğer değerimiz de eksi 4'müş. İşte bunların toplamı sorulmuş. Eksi 3 5 daha 2. 6 eksi 4 daha 2. Bir daha 5 yapar. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkı olur sevgili gençler. 24'ü çözdük ve devam ediyorum. 25 ile sağ üst tarafta. Sude. Bir fonksiyon. Tek fonksiyonsa grafiği sıfıra sıfır noktasından geçer ifadesinin daima doğru olduğunu düşünmekte. Buna göre bu ifadenin yanlış olduğunu göstermek için fx eşittir 1 bölü x kare, gx eşittir x küp ve hx eşittir 1 bölü x fonksiyonlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir? Şimdi... Şu fonksiyon zaten çift fonksiyon. Dolayısıyla buna bakamam. Yani tek fonksiyonlara bakmam gerekiyor. Şu fonksiyon tek ve bu da tek fonksiyon. Şimdi sıfıra sıfırdan geçer mi bu? Sıfır için sıfır yerine yazarsam sıfırdan geçer. Ama buna bakıyoruz sıfır yerine yazarsam fonksiyonumuz tanımsız olacaktır. Dolayısıyla bu bir tek fonksiyondur evet ama grafiği orijinden geçmez. E, doğal olarak 3 alırım ama 2'yi alamam. Bu da zaten çift fonksiyondu. Demek ki cevabımız B şıkkı olacakmış sevgili arkadaşlar. 26. sorumla devam ediyorum. Güzel bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemen de fayda var. Çok dikkatli dinle. Pür dikkat dinle. Recep, daha önce çözdüğü bir soruyu tekrar etmek için kitabını açtığında sayfanın bir kısmının yırtıldığını ve sorunun tam görünmediğini fark ediyor. Recep'in işaretlediği seçenek doğru olduğuna göre G3 artı F3 sorulmuş. Şunun anlamını biliyorsun değil mi? G3 ile F3'ün toplamı demek. Pekala. F3'ü G3'ü bulmak kolay mı? Öncelikle çok yırtılmış mı kitabın sayfası? Çok yırtılmamış ama mühim bir yeri yırtılmış. Sorumuz neymiş? Yukarıdaki dik koordinat sisteminde Fx ve Gx doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiş. F'in tersinde bileşke G4 değeri kaçtır diye sormuş. Yani F'in tersinin içine G4'ü yaz bakalım demiş. E bunu yazmış. Cevabı da çözmüş. Ne bulmuş? Eksi 5 bulmuş. Ve bu cevap doğruymuş. O zaman madem öyle bunun eksi 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve artık şuna bakacağız. Ben şunu söyleyeceğim. F'in tersinde bir şey 5 eksi 5'miş. F'i eksi 5 yapan değeri bulacağız ki G4'ün değeri ortaya çıksın. Peki F'i eksi 5 yapan değer F hangisiydi? Pembe fonksiyonu. Pembe fonksiyona zarar gelmemiş yırtılınca. Dolayısıyla bulabiliriz bence. Şuraya eksi 5 dersem şunu şöyle uzattım. Uzattıktan sonra şunu şöyle aşağı indirdim. Ve şuraya bakacağım. İşte burası lazım bana. Peki ben bunu nasıl bulurum? Eğimden. Şöyle diyeceğim. 1'e ikilik bir oran varsa 1'e 2'likse şuraya ben x dersem x'e x'e üçlük bir oran vardır diyeceğim. Şimdi 1'e 2 ise x'e 3'tür mantığıyla hareket edersek e bunlar birbirine eşit olacaklarsa eğer bunun 3 bölü 2 olması gerekiyor. Yani arkadaşlar şuradaki uzunluk 3 bölü 2'ymiş. Yani şurası kaçtır o zaman? Eksi 3 bölü 2'nin ta kendisidir. O halde ben şunu düşüneceğim. F'in tersini eksi 5 yapan değer neymiş? Eksi 3 bölü 2. Yani burası eksi 3 bölü 2'ymiş. G4'ün artık eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu bu anlama geliyor. Şimdi eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz dedi ki o burada. Peki buna karşılık gelen değer nerede? Onu bulmak gerekiyor şimdi. Çünkü G4 eşittir eksi 3 bölü 2 geldi ya. G4 eksi 3 bölü 2 ise demek ki burası 4'müş o zaman. G'de 4'ü yerine yazdık ve eksi 3 bölü 2'yi bulduk. Mükemmel. Şimdi bize ne lazım? Bir kere ben f fonksiyonunu eğiminin 1'e 2 yani 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ya fx fonksiyonunu ben x bölü 2 artı 1 diye yazacağım. Neden artı 1 hocam? Eğim 1 bölü 2 anladık. x bölü 2 oradan geldi de neden 1? Çünkü 0 yerine yazınca 1'den geçiyormuş. Yaz 0 yerine 1'den geçer. Güzel. Bana f3 lazım. E yerine yazalım hocam. f3 eşittir. 3 bölü 2 artı 1'den burası bana 5 bölü 2'yi verir. Şimdi 5 bölü 2'nin üzerine ben bir de g3'e ekleyeceğim. G3'ü bulmak için de tabi ki bunu bulmamız gerekiyor. Eğimine hemen bakalım. Şurası kaçtı? 3 bölü 2 birim. Burası da kaçtı? 2 birim. Ben bunları birbirine bölersem 3 bölü 4 gelir. Eğimimiz negatif. Eksi 3 bölü 4. Neden negatif? Çünkü azalan fonksiyon. O halde Gx fonksiyonunu yazıyorum ben. Gx fonksiyonumuz eksi 3 bölü 4x. Ve 2'yi yerine yazınca sıfırdan geçiyorsa yazdım 2'yi. Eksi 6 bölü 4 ne gerekiyor sıfır olması için? Yani eksi 3 bölü 2. Tabii ki artı 3 bölü 2 gerek. Bana ne, benden ne istiyor? G3. g 3 yerine yazarsam 9 bölü 4 eksi 9 bölü 4 artı 3 bölü 2 yani 6 bölü 4 dersem bu da bana eksi 3 bölü 4'ün ta kendisini verir. Yani 5 bölü 2'ye eksi 3 bölü 4 ekleyeceğim ben. Cevap da bu olacak. Peki şunu 2 ile genişletirsem 2 kere 5 10 yaptı. Eksi 3'ümüz var bölü 4 dedik. 10 eksi 3 7 yapar. 7 bölü 4 de bana cevabı verir. O halde doğru cevabımız da D seçeneğinin ta kendisi olur. Evet biraz meşakkatli bir soru muydu? Evet kabul ediyoruz. ÖSYM tarzımdır sonuna kadar ve şimdi sevgili arkadaşlarım sayfamıza uzaklaştık. Sayfamıza bakalım ve işaretlememiz gereken sorulara bakalım. 23. soruyu işaretliyorsun. 24. soruyu işaretliyorsun. 26. soruyu işaretliyorsun. 25 kalıyor. Çünkü daha çok konu kavrama sorusuydu 25. soru. Diğerleri gibi sınava uyumlu bir soru değil. Ha, sınava uyumlu olmaması senin e, eksi hanene yazar mı? Yazmaz tabii ki. Neden yazsın? Sonuç olarak e, bir kazanımı tekrar etmiş olduk bu soruda. 27. sorumuzdayız. Bir diğer sayfada. Şöyle biraz da yaklaşalım en iyisi. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir e, f fonksiyonu. Eksi 10'dan daha büyük ve ondan daha küçük veya eşit her x için fx'in kuralını bize vermiş. Neymiş? 2 eksi x'in mutlak değeri. Ha sen buna x eksi 2'nin mutlak değeri de diyebilirsin. Aynı şey sonuçta. Her gerçel sayı içinde fx artı 20 eşittir. fx şartları sağlanmaktaymış. Şimdi fx artı 20 eşittir. fx'i sağlıyorsa demek ki bu periyodik bir fonksiyon. Ve periyodu da işte buradaki sayıdır. Yani 20'dir. Tamam. 20'şer bir, 20'şer sayıda, 20'şer sayıda fonksiyon kendini tekrar ediyor. Bizden istenen şey f378. Öncelikle ben fx'in kuralını eksi 10 ile 10 aralığında bul, bulabildiğim için orada, orada çalıştırabildiğim için şu 378'i 20'şer 20'şer azaltarak eksi 10 ile 10'un arasına dahil etmem gerek. Peki nasıl yaparım bunu? 20'nin katlarını sonuçta 20'şer 20'şer azaltacağım için 20'nin katı kadar azaltırım. Mesela ben burada bunu 20'nin katlarına 360 20'nin katı değil mi? 380 azaltalım hadi. 378'den 380'i azaltırsam eğer ben F 378 eşittir. 378'den 380 çıkınca eksi 2 kalır ya. F eksi 2'ye eşittir. Eksi 2 için şu kural çalışır mı? Çalışır. Neden? Çünkü eksi 2 eksi 10'la artı 10 aralığındadır. Madem öyle geriye sadece ama sadece x gördüğümüz yere eksi 2 yazmak kaldı. 2'den eksi 2'yi çıkardım ve mutlak değerini aldım. Bu da bana 4'ü verdi. O halde doğru cevabımız aşık olur sevgili gençler. Bu bir klişe sorudur. Bütün soru bankalarında buna benzer bir soru bulabilirsin. %90 bulursun. Ve dolayısıyla da sevgili arkadaşlarım e, sınav ayarı bir soru mudur? Değildir. Çünkü artık her yerde var. Geçmiş yıllarda çıkmış bir sınav sorusu olduğu için e, bu tip bir soru geçmiş yıllarda çıktığı için artık tüm soru bankalarında var. Ve tüm soru bankalarında olduğu için de artık ben karşına e, ne YKS'de yani TYT'de veya AYT'de veya MSÖ'de çıkabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla işaret koymana gerek yok. 28. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı FGH fonksiyon, fgh doğrusal fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki di dik koordinat düzleminde verilmiş. Buna göre F-G, F', -G, F h ve G' h fonksiyonlarından hangileri gerçel sayılar kümesinde sabit fonksiyondur. Bunun olabilmesi için, eğimlerinin toplamı doğrusal fonksiyonların eğimlerinin toplamının ne olması gerekiyor? Tabii ki de sıfır olması gerekiyor. Çünkü sabit fonksiyonların sevgili arkadaşlarım eğimleri sıfırdır. Bundan kaynaklı eğimleri toplamı sıfır olan fonksiyonları biz aramak istiyoruz. Şimdi buna göre düşünecek olursak. G fonksiyonunun eğimine baktığınız zaman eksi 1 bölü 2 geliyor. H fonksiyonunun eğimine baktığınız zaman şurası 2 burası 3 olduğu için eğimi 2 bölü 3'tür deriz. F fonksiyonunun eğimi de yine 2'ye 3'tür ama azalan olduğu için eksi 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Şimdi F'den G'yi çıkarırsam ben, F'den G'yi çıkarırsam bir tanesinin eğimi F hangisiydi? Eksi 2 bölü 3. Bundan eksi 1 bölü 2'yi çıkarırsam sıfırı bulmam. Dolayısıyla 1 gider. F artı H demiş. Eksi 2 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsam sıfır olur ki bu benim aradığım şeydir. Dolayısıyla ikinci öncülü aldık. G artı H demiş. G fonksiyonu neyimi? Eksi 1 bölü 2. H'ın 2 bölü 3'tü. Toplarsam yine sıfırı bulamam. Dolayısıyla bunu da eledim. Yani cevabım neymiş? Yalnız 2. O halde cevap B seçeneğidir diyebiliriz. Gönül rahatlayın. 28'de çözdüğümüze göre geçtim 29'a. Şimdi f doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre demiş olmak üzere demiş f doğrusalsa ben fx'i nasıl seçiyorum ax artı b diyorum a ile b burada ne reel sayı a sıfırdan farklı onu da unutma. daha sonrasında ax artı b ise şunu vermiş bize ve buradakilerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle güzel kardeşim burada bütün verilenleri yazmamız lazım. Yani ben buradaki fx gördüğüm yere ax artı b yazacağım bir kere. Yazarsam da f'in içerisi ne olur? ax artı x artı b olur. Tamam karşı tarafta da iki tane ax artı b deriz buraya. Ve f0 demiş bak f0'ı da yeri gelmişken bulalım. F0 ne olur? a kere 0 0 artı b'den b gelir. Demek ki f0 b'ymiş onu da yazdım artı 1 dedim. Şimdi sol tarafa bakalım. F'in içinde yine bak burası. Madem F'in içinde ben Fx'in kuranını biliyorum. X gördüğüm yere şunun aynısını yazarım. O halde A parantezinde Ax artı F'in içerisinde yazıyorduk. Onu unutma. Ax artı x artı b ve artı bir tane de şurada ne var? B var. Eşittir diyorum. 2 parantezinde ax artı b. 2'yi de içeri dağıtalım yeri gelmişken o zaman. 2ax artı 2b artı b artı 1 dedim. Şimdi sol taraftaki a'yı içeri dağıtacağım. Biraz da düzenleyeceğim burayı. a'nın karesi x artı ax artı ab ve artı bir tane daha b var. Eşittir 2ax. 2b ile b'yi topladım. 3b ve artı 1 dedim. Şimdi x'in katsayılarına bakın. a kare ve a. Yani a kare artı a. Sağ tarafta x'in kat sayısına 2a. Eşittir 2a dedik mi dedik. Burada a'yı sağ tarafa zıplattık. Ne oldu? a kare eşittir a oldu. a kare eşittir a ise kolay bunu çözmesi. a'ya 0 ya da 1. a 0 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü doğrusal fonksiyon tanımlamıştık. a x artı b demiştik. a 0 olursa bu fonksiyon doğrusal değil sabit fonksiyon olur. Dolayısıyla a kaçmış? 1. Bir. a 1 ise şurada getirip yerine yazarsan 1 kere b b artı b daha 2 b yapar. Eşittir. Sağ tarafta ne var? 3 b artı 1 var. Ben 3B'yi bu tarafa gönderirsem eksi B olur. Eksi B eşittir 1 ise B de tabii ki burada nedir? Eksi 1'dir. Şimdi benim fonksiyonum AX artı B'ydi ya. FX eşittir. Ne olmuş oldu? X eksi 1 olmuş oldu. A'yı B'yi yerine mükemmel biçimde yazdım. Şimdi bunları yazdıktan sonra şunları okuyacağız. Hangileri doğruysa ona bakacağız. Şimdi diyor ki fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın or ordinatı eksi 1'dir diyor. Ben bu ordinatı nasıl bulurum? x'e 0 veririm. Yaz yerine eksi burada 0. 0 eksi 1'den eksi 1 gelir. Eksi 1 mi demiş? Demiş. O zaman birinci öncül doğru. Şimdi geldim buraya. F'in tersiyle F fonksiyonunun grafiği aynıdır diyor. Şimdi benim F'imin kuralına x eksi 1. F'in tersinin kuralına x'i yalnız bırakırsam tabii ki x artı 1 gelir. Düzü bu, tersi bu. E bunların grafikleri nasıl aynı olsun? Bir kere araların eğimleri aynı da aralarında iki birim fark var. E doğal olarak sevgili arkadaşlarım aynı değildir. İkinci öncül patladı. İki olanları da silebilirsin. Geldim buraya. F ile diyor. Tersini toplayıp yerine 1 yazarsan. E, F, F, bu. Tersi bu. Topla bakayım ne gelir? 2x. Yine F ile F'i toplayıp diyor. 2x de. 1'i yerine yazarsan. 2'yi yerine yazarsan aynısı gelir diyor. E 1'i yerine yazdım. 2, 2 yerine yazdım. 4. 2 ile 4 aynı mı? Tabii ki değil. O halde 3 de patladı. Demek ki cevabımız neymiş? Yalnız 1'miş. Yani doğru cevap A şıkkında verilmiş sevgili gençler. Ve devam ediyorum 30. soruyla. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f, g, h fonksiyonları ile ilgili f artı g, f çarpı g'ye eşitmiş. Yani fx artı gx eşittir. fx çarpı gx'e eşitmiş. Ve aynı zamanda gx'ten hx'i çıkarınca da bu da hx çarpı gx'e eşitmiş. f1 diyor 3 olduğuna göre h1 kaçtır? E şimdi F1'i nasıl bulurum? F1'i e erişebilmek adına F fonksiyonu da burada ve burada görüyoruz. O zaman burada 1 yazalım. F1 artı G1 eşittir. F1 çarpı G1 dedim. Burada ben F1'in 3 olduğunu biliyordum. Dolayısıyla 3 artı G1 eşittir. 3 kere G1 derim. Buradan da G1'i sağ tarafa atarsak 3 eşittir. 2 tane G1 kalır. Ve böylelikle G1 değerinin de 3 bölü 2'nin ta kendisi olması gerektiğini anlayabiliriz. Bu cepte artık. Şimdi G1'i biliyoruz ya. H1'i sormuş. E şurada H1'e erişebilmek için X gördüğümüz yere 1 yazalım. Böylelikle G1 eksi H1 eşittir. H1 çarpı G1 olacaktır. G1'in değerinin 3 bölü 2 olduğunu biliyordum. 3 bölü 2 eksi H1 eşittir. H1 çarpı 3 bölü 2 dedim. Sonrasında hocam nasıl olacak? Şöyle. Eksi h1 var ya onu karşı tarafa atalım. Böylelikle 3 bölü 2 eşittir. 3 h1 bölü 2 artı h1 diyebiliriz. Bununla bunu çarp 2 h1 buna bunu ekle. 3 bölü 2 eşittir. 5 çarpı h1 bölü 2. Her iki tarafta bölü 2 var ya götür onları güzel kardeşim. 3 eşittir 5 h1 mi geldi? At 5'i de karşı tarafa şöyle. 3 bölü 5 h1'e eşit olur. Böylelikle cevabımız da a şıkkının ta kendisi olur. Tamam. Evet biraz tabi ses de yoruldu ama durmak yok. Yola devam. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. 30. defa söyledik. Şimdi sıra 31. kez söylemede. Yani %75'ini bitirmişiz videonun. Gayet iyi. İyi bir sürede de bitirmişiz gibi görünüyor. F'e birim kareli dik koordinat düzlemine y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini çizdikten sonra koordinat düzlemi ve grafiğin bir kısmını sarı bir kağıtla kapatıyor ve bu kağıdın üzerine fonksiyonla ilgili bazı notlar alıyor. Nasıl bir notmuş bu? Bak kapatmış bu da görselini vermiş. fx eşittir 3 denkleminin 4 farklı kökü. fx eşittir 2'nin de 2 farklı pardon 3 farklı kökü vardır demiş. e kardeşi Ege'ye sarı not kağıdının altında kalan fonksiyon grafiğinin nasıl olabileceğini soruyor. Ege f fonksiyonunun grafiğinin eksi 1 ile 1 kapalı aralığındaki kısmını aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunu söylediğinde doğru tahmin etmiş olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle fx eşittir 3. 3 neresi oluyor? Bak şurası eksi 1, burası 2, burası 3. Tamam mı? Şurası 3. Bunun 4 tane kökü varmış. E bir kök zaten şurada. Tamam Bir kök burada. O zaman şurada bizim 3 tane kökümüzün olması lazım. Yani şöyle bir şey olabilir. Şöyle geldik ya. Şöyle yaptık, çarptık. Şöyle yaptık, şöyle yaptık. Böyle gidebilir. Yani burada bir kere bu şekilde bir dalgalanmaya ihtiyacım var benim. E doğal olarak bak burada 3'te bir tane var. Gitti. Olmaz o zaman. Buraya bakıyoruz 3'te 1, 2 tane var. Bir tane de şurada vardı 3. E bize kaç tane kök lazım? 4 tane. Bu da olmaz. Şuna bakıyoruz bir tane burada var, bir tane burada var. Devamında da fx eşittir 3 şurasıydı ya. Bak 4'e kadar çıkmış geri inerken mecburi olarak bak mecburi olarak zaten burada 3'e çarpacağından madem öyle burada 3 tane bir tane de burada 4 bak bu olabilir. Devam edelim şuna. Bir tane burada bir tane burada bir tane de zaten yukarıda vardı şurada. Demek ki burada da 3 tane bu da olmaz. Şuna bakacak olursak da bak burada. Şöyle dibine kadar girelim bunun. Şöyle yapalım. İyi dinle. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. 3. Bir tane de yukarıda var. 4. Ama bu 4'ten illaki ki 3'e doğru mecbur inmek zorunda kalacak. Yani hocam buraya doğru iniyor. Etti 5 tane kök. Yani ben E şıkkında mecburiyetten eleyeceğim. Şimdi C şıkkıymış demek ki cevap. Ama C şıkkında şu fx eşittir 2 denkleminin 3 farklı kökü vardır diyor ya. Bir de buna bakmak lazım tabii. İki şurasıydı. Bir tane kök zaten şurada var. Bir. Şimdi devam ediyorum C şıkkıyla. Bak bir tane de şurada mı kök var? 2. Doğru mu? Kaç tane kökü vardı? 3 tane kökü vardı. Ama biz ne demiştik? Bu tekrar yukarı çıktı ya. Aşağı inmek zorunda. Ki zaten. Bir tane burada görmüştük ya. Bak bir tane de burada var. Yani toplam 3 tane kökü var. Demek ki cevabımız ne olacakmış? C şıkkının ta kendisi olacakmış sevgili gençler. Evet 31. sorumuzda çözdük. Biraz da fazla uzaklaştık. Devam edelim. 32. Sorumuzda sağ üst tarafta altta soru yokmuş. Geldik 32'ye. A, B, C, D, E. Gerçel sayı ve f(x) de aha buymuş. Fonksiyonunun grafiğinin eksenleri kestiği bazı noktaların görünümü aşağıda verilmiş. Aha bu, aha bu, aha bu. Şimdi ne anlama geliyor bunlar böyle veriyor da? Hatırlıyorsam birkaç yıl önce de çıkmıştı bu soru fx eksi f eksi x'in de sıfıra eşit olduğu bilgisini veriyor. Bu bilgi bizim için inanılmaz derecede önemli. F1 değerini sormuş. Şimdi bu bilgi niye önemli? Şöyle yaptık. Bu bilgi bir kalsın. Soruya biraz daha farklı bir bakış açısı kazandıralım. Bizim fonksiyonumuz eksi 2 noktasından geçtiğine göre demek ki eksi 2 diye bir kökü var. X eksenini eksi 2'de kesmiş. Demek ki eksi 2 diye bir kökü var. Eksi 2 diye kökünün olabilmesi için x artı 2 diye bir çarpanının olması lazım. Tamam. Anladın sen. 4 diye bir kökü varsa x 4 diye de bir çarpanının olması lazım. Çok güzel. Bu 64'ü şimdilik kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Sırası var. Her şeyi aynı anda kullanacaksın diye bir kural mı var? Yok. Soru çözümü kuralı diye bir şey yok. Bu soruyu 5 tane farklı adama sorsak 5 kişide de 5 farklı çözüm önerisinde bulunabilir. Bu benim çözümüm. Senin de çözümün farklı olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi sırada bu bilgiyi kullanmak. Bak. Şu eksi f eksi x'i karşıya gönderirsen ne olur? fx eşittir f eksi x olur. Bu hangi şartlar altında gerçekleşebilen bir şey? f fonksiyonunun çift fonksiyon olduğu durumda gerçekleşebilen bir şey ancak. E madem öyle f çift fonksiyonsa y eksenine göre simetrik olduğunu da biliyorsun. Yani aslına bakarsan olay artık dananın kuyruğu koptu da biz yine de şu an şımartıyoruz kendimizi. Eksi 2 diye bir kökümüz varsa 2 diye de bir kökümüzün olması lazım. Çünkü benim fonksiyonum aha buna göre simetrik. Tamam. E hocam 4 diye kökü varsa o zaman şimdi sıra sende. Tabii ki eksi 4 diye de bir kökü olması lazım. 4 tane kök buldun mu? Buldum. Gerisi çok basit artık. Artı 2 diye köküm varsa x eksi 2 diye çarpanım vardır. Eksi 4 diye köküm varsa x artı 4 diye bir çarpanım vardır. Tabii ki başında bir kat sayısı var ama 0 için 64'ten geçtiğini unutmayalım. Bir sıfırı yerine yazalım bakalım. Eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 4 çarpı 4. Çarparsak bunları ne gelir biliyor musun? 64. Zaten bu yazdığımız 0 için 64'ten geçiyor. O zaman benim fx fonksiyonum işte bu. Benden f1 istenmiş. Madem öyle f1'i bulalım. 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. 1'e 2 ekledim 3. 1'den 4'ü çıkardım eksi 3 ve 1'e 4 ekledim 5. İşte bunları çarparsam 45'i bulurum. Ve doğru cevabım da işaretlerim. Doğru cevap C seçeneğindeki 45 olacaktı sevgili arkadaşlar. Bu güzel soruyu da geride bıraktıktan sonra geçelim 33. sorumuza. Şimdi 33. sorumuzda 0-5 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının dik koordinat düzleminde grafikleri şekildeki gibi verilmiş. Aşağıdaki gibi verilmiş. Peki diyor f bileşke g fonksiyonunun görüntü kümesi neresidir hacı diyor. Yani f'in içine gx'i yaz diyor. Şimdi f'in içine gx'i yazacaksam ben Önce gx'i bulmam gerekiyor. Neresi için? Neresi için? Şöyle ki gx fonksiyonu görüntü kümesi en yüksek 3'ü almış en alçakta 1'i almış. Yani burası 1 ile 3 aralığındaki değerler çıkıyormuş bunun sonucu. Aynı zamanda g'nin sonucu f'in alacağı değerleri vermez mi? f'in içindeki x'in alacağı değerleri vermez mi? Verir. Ben diyorum ki şimdi 1 ile 3 aralığını f fonksiyonu da yerine yazarsak en küçük ve en büyük ne çıkar? En küçük neyin çıkacağı belli. Buradaki 0 çıkıyor. Peki en yüksek bak 1 burada kesmiş 3 burada kesmiş. O zaman en yüksek 3'ü alır. Yani en en düşük 0, en yüksek 3, üç, 0-3 üç aralığı benim bu fonksiyonumun görüntü kümesidir. 0 üçte d seçeneğinde olduğu için doğru cevap denizlidir deriz sevgili gençler. Bu sayfayı da bitirdik. İşaretlemen gereken soruları söyleyeceğim ya. Şöyle yapayım sen Bu sayfayı komple boya. Tamam. Bu sayfa sevgili arkadaşlarım ÖSYM'de tam anlamıyla çıkabilecek sorulardan oluşuyor. Aklında bulunsun benden söylemesi. Şimdi ben 34. soru için senden müsaade istiyorum ve soruma başlıyorum. Dik koordinat düzleminde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Teşekkür ederiz. M'nin n türünden. Önce soruya işaret koy sonra çözmeye başlayalım. Unuturuz belki işaret koymayı falan. Ne dersin? Sonra karşına çıkınca sınavda Of be! S.M.L. Hoca çözmüştü ama. Yani. Deme. Şimdi. M'nin ne türünden eşiti soruluyor bize. Ve şıklara baktığımız zaman da çoğu, hatta hepsi bileşkeli. Peki ben burada ne yapabilirim? Şu çizgi var ya. Şu. işte bu çizgi bizim için inanılmaz derecede mühim. N'nin M türünden isten değeri istenmişti? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. F n dediğimiz değer. Bak F n. Burada a gibi bir sayıya gitmiş olsun. Aynı zamanda gm dediğimiz de nereye gidiyor? a'ya gidiyor. Ha hocam o zaman fn ile gm birbirine eşittir diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Şimdi ben şunu kullanacağım. fx eşittir y iken f'in tersinde y eşittir x diyebiliyordum ya hani. Bundan buna geçiş yapabiliyorsun sen ustasın artık. Değil mi? Master yapacaksın artık. Peki x burada şuradayken buraya geçince yalnız mı kaldı? Evet. Buradaki m'nin n türünden eşitini istemişti ya. Ben buradaki m'yi nasıl yalnız bırakırım o zaman? g'nin tersinde f'in içinde n'i yazarım ve m yalnız kalmış olur. Yani ben ne yaptım? Şunu komple aldım. M'nin yerine yazdım. M'yi de aldım. Yalnız bıraktım. Tabii ki burası G'nin tersi oldu. Peki bu ne demek? G'nin tersi bileşke F N demek sevgili arkadaşlar. Bu da bize B seçeneğinde verilmiş. Bunun kendisi M'ye eşittir çünkü. Evet 34. sorumuzda çözdük. Güzel de bir soru. Mutlak surette kaydet bunu. Ve devam ediyorum 35. var. Dik koordinat sisteminde gerçel sayılar kümesinde tanımlı f artı g ve g eksi f fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. Pembe olan g f, mavi olan f artı g. Buna göre demiş 3 tane de öncül var hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi f -A'dan bahsetmiş. Öncelikle ben iki fonksiyon içinde şunu yazabilirim. g a eksi f a. g a eksi f a. Pembe fonksiyon için pozitif değil midir? Pozitiftir. Daha sonrasında şurada da yerine yazarsam bu sefer de FA artı GA gelecektir. Ve mavinin sonucu A için negatif olduğu için bu da negatiftir derim. Şimdi güzel kardeşim. Alttakinden üsttekini bir güzel çıkarırsan GA'lar gider. FA'dan eksi FA'yı çıkarırsan iki tane FA kalır elinde. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsan negatifliğini perçinlemiş olursun. İki tane fa negatifse fa'nın kendisi de negatiftir. E bize ne demiş? fa negatif. O zaman doğru. Şimdi geldim b'ye. gb sıfırdan küçüktür diyor. b için bakalım. Biz gb eksi fb'nin ne olduğunu biliyoruz pembe fonksiyon için? Negatif olduğunu biliyoruz. Ona eksi diyelim şöyle. Ve fb artı gb'nin ne olduğunu biliyoruz. Bunun da pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi şu araya bakarsan şurası şundan daha ufak değil mi? Yani negatif sayı daha büyük. Peki ben bunları toplarsam. Eksi fb ve artı fb gider. Bu sefer iki tane gb kalır elimde. Eksi ile artıyı toplayacağım ya. Eksinin sayısal değeri daha büyük. Yani daha aşağıda olduğu için toplamları nedir? Negatiftir. İki tane gb negatifse kimse kusura bakmasın. Gb de negatiftir. E burada da zaten gb negatiftir demiş. Bu da doğru. Geçtim gc'ye. Aynı şeyleri bunun içinde yapıyorum gc eksi fc neymiş pozitif nerede şurada ve fc ile gc'nin toplamı ne o da aynı pozitif peki ben bunları toplarsam eksi fc ve artı fc gider iki tane gc pozitif mi olur yani sıfırdan büyük mü olur evet iki tane gc sıfırdan büyükse gc de pozitiftir o halde gc sıfırdan büyüktür yani bu da doğru o halde doğru cevabımız e şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyorum. 36. soru. Çok beğendiğim tarz bir soru. Güzel bir soru. Yani öyle zorluğu yok ama beğeniyorum yani bu tarz soruları. A ve B birer pozitif gerçel sayı olmak üzere uygun aralıkta. F A x bölü x eksi x eşittir x kare artı A B bölü B. Ve F sıfır da 5 A bölü B'ye eşitmiş. B kaçtır diye soruyor. şimdi ben şöyle bir şey düşüneyim. F0'ın 5A bölü B'ye eşit olduğunu vermiş ya biz. Şimdi ben burada F0'ı nasıl bulurum? Yani A, x, A bölü X eksi X te ben X gördüğüm yere ne yazarsam burası 0'a eşit olur diye düşünelim. Tamam mı? Olay bu aslına bakarsan. Şimdi ben bunu şöyle yapsam. Şunu da şunu çarpsam. A eksi X kare bölü X desem. Böylelikle F içerisinde A eksi X kare bölü X neye eşit olur? X kare artı AB bölü B'ye eşit olur değil mi? olur olur. Şimdi içeriği sıfır yapmak istiyorum. X gördüğüm yere ne yazarsam içerisi sıfır olur. Bak şurada X gördüğümüz yere kök A yazarsan X kare A'ya eşit olur. A'dan A'yı çıkardın sıfır. Sıfırı kök A'ya bölsen de zaten artık ne olacak? Sıfır olacak. Böylelikle ben X gördüğüm yere kök A yazarsam eğer F sıfırı bulurum. F sıfır eşittir. X gördüğüm yere ne yazıyordum? Kök A. O zaman yazalım hadi. Kök A'nın karesi A artı AB bölü b dedik. Ve işte bu neye eşitmiş? 5a bölü b'ye eşitmiş. O zaman bölü b'leri görmeyelim. Görme. A'ya at bu tarafa ab eşittir 4a olursa her iki tarafı a'ya böldüm. b, b eşittir 4'ü buldum. Yani cevabım c eşit olacaktı sevgili arkadaşlarım. 37. Artık son 4 sorumuz. Şurayı sildim. Yoluma devam ediyorum. Ne demiş? Gerçel sayılar kümesinde birebir ve örten olan f fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. G'de doğrusal fonksiyon olmak üzere uygun aralıkta 3 çarpı fx eksi 2 eksi 12 bölü fx artı 2 eşittir gx verilmiş. G2 artı f'in tersinde 4 toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle G2'yi bulmak için tabii ki x gördüğüm yere 2 yazarım. O halde 3 çarpı 2'den 2'yi çıkardım 0 eksi 12 bölü f2 dedim. Bu neye eşit? G 2'ye. F 0'ın ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. 0 nereye gitmiş? 4'e. Demek ki burası 4. 3 kere 4 kaç yapar? 12. Eksi 12 bölü F2. Bana F2 lazım şimdi değil mi? Çünkü ben X pardon F2 değil F4 arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü 0'ı 2 yerine yazıyorduk. 2 artı 2'den burası 4 gelir. Peki F4 nedir? F4'ün de 6 olduğunu zaten görüyorsunuz. 12 bölü 6 kaç? 2. 12'den 2 çıktı. 10. Yani G2 kaçmış? 10'muş. Şimdi bir de F'in tersinde 4 lazım. F'in tersinde 4'ü nasıl elde edebilirim? Şimdi arkadaşlar ben F'i 4 yapan değeri arıyorum aslında. F'i 4 yapan değer. 4 nerede? Burada değil mi? Evet. F'i 4 yapan değer zaten 0'dı. Yani F0'ın ben zaten 4 olduğunu burada bulmuştum ya hani. Şu şekilde. F04 ise F'in tersinde 4 tabii ki 0'dır. O halde burası da 0'mış. 10 ile 0'ı topladım. Doğru cevap karşıma çıktı. Doğru cevap E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sayfamıza uzaktan bakalım. Ve bu sayfada da işaretlememiz gereken yerleri işaretleyelim. 34. soruyu zaten işaretletmiştim size. 35. soruyu mutlaka ama mutlaka işaretliyorsun. Ve 37. soruyu da işaretleyebilirsin. 37. soru karşına de çıkma ihtimali %50-%60 ama 35. soru %70-80 ihtimalle karşına çıkacaktır TET'de veyahut AYT'de. Aklında bulunsun. O kadar da yüksek oran söyledim yani. Farklı bir kalemle falan işaretlemek istiyorsan bunu yapabilirsin. Müsaade var. 38. Artık son 3. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinin uygun bir alt kümesine tanımlı F ve G fonksiyonları birebir ve örtendir denilmiş. Ve bu eşitliklerde sağlanıyorsa A eksi B'nin mutlak değeri soruluyor bize. Şimdi öncelikle Burada belirli bazı sayılar seçmemiz gerekiyor. Mesela ben üst tarafta x gördüğüm yere 0 yazarsam f-1 karşıma çıkar. x gördüğüm yere 0 yazdığım için de 0'ı şurada da yerine yazarsam bu g4'e eşit olacaktır derim. Bu sefer de alt tarafta f-1'i elde edebilmek amacıyla x gördüğüm yere 2 yazarsam f-1 gelecektir ve burada da 2 yazarsam g 2a artı b'yi bana verecektir. Böylelikle 2a artı b eşittir. 4'ün de ta kendisi olacaktır. Şimdi burası tamam cepte. Aynı yöntemle bu sefer x gördüğümüz yere 1 yazalım. Ve böylelikle f0 elime gelsin. x gördüğüm yere 1 yazdığım için 2 kere 1 2 artı 4 ekledim 6 geldi. Aynı şekilde alt kısımda f1'i elde edip f0'ı elde edebilmek amacıyla x gördüğüm yere yine 1 yazabilirim. Dolayısıyla f0 eşittir. Karşı tarafta biri yazarsam G, A artı B gelecektir. Yani sevgili arkadaşlar şurası G4'tü, şurası da G6. Onu tekrardan yazalım kusura bakmayın. Böylelikle A artı B'nin de 6'ya eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi A6, B6'ymış ya çıkar üsttekinden alttakini A kalır. Çıkar 4'ten 6'yı, eksi 2 olur. A eksi 2'ymiş. A eksi 2 ise B8'dir. Çok güzel. A eksi B sorulmuş. Yani diyor ki eksi 2'den 8'i çıkar ve mutlak değerini al demiş. Bu da bize neyi verir? Eksi 10'un mutlak değerini yani onun ta kendisini verir. O halde cevabımız E şıkkı olur sevgili arkadaşlar. 38'de çözdük farkındaysanız. Ve 39 ve 40 kaldı sadece. 40. sorudan sonra da yine ufak bir muhabbet edebiliriz. Ben ne olursam. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutma. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu f a x artı b bölü 4 eşittir a x artı b bölü a eşitliği sağlanmakta. f a'yı sormuş. Bak basit düşün. Gözünle bile çözebilirsin. Çok ciddiyim. Bak çok ciddiyim. Eğer buna böyle deli divane işlemler yapayım falan hocam dersen işin içinden çıkamaz. Ama pratik düşüneceksin. İyi dinle o yüzden. Burada benzer iki ifade var. Birisi şu birisi şu. Aynı ifadeler değil mi? Peki ama burada bölü 4 varken burada bölü a var. Peki bölü a'yı nasıl elde edebilirim? İçeriği yani ax artı b bölü 4'ü ben eğer 4 ile çarpıp a'ya bölersem eğer ne oluşur? ax artı b bölü a'nın ta kendisini bulurum. Yani diyor ki f fonksiyonu içindeki değere değeri 4 bölü a ile çarpıp dışarı atıyor. Bitti. Benden ne istenmiş? f a. O zaman f fonksiyonu aynı şeyi buna da yapar. İçindeki değeri 4 bölü a ile çarpar ve cevabı buldurur. A'lar gider. Doğru cevap 4'tür. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işler. Cevap C seçeneğiydi. Ve artık 40. sorumuz. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. Birazdan olacak. Hiç merak etme. Dik koordinat düzleminde. 0-5 kapalı aralığı tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Ve m'nin 3 ile 4 açık aralığında olduğu söyleniyor. Yani m şuralarda bir yerdeymiş arkadaşlar. Peki 2023 tane de bu şekilde bileşke fonksiyonu var. F var ve sonunda da FM var. İşte bunun yer aldığı aralık hangisidir diye sormuş. Öncelikle ben ilkine bakacak olursam 3 ile 4 aralığı ilk olarak şuraya çarptığı için 2 ile 1 yani 1 ile 2 aralığına gidiyor. Şimdi 3 ile 4 aralığını hatta şöyle yapalım. Bence görünür. Şöyle yaparsak aynen. 3 ile 4 aralığını yerine yazınca 1 ile 2 açı aralığına götürüyor. Şimdi sırada 1 ile 2 açı aralığı yazacağım. Çünkü şuradaki f'in sonucunu 1 ile 2 aralığında buldum. Onu da buraya yazacağım. Peki 1 ile 2 aralığı nereye gider? E nereye giderse bulalım. 1 ile 2 aralığı bu tarafa. Yani 0 ile 1 aralığına gidiyor. Peki 0 1 aralığı nereye gider? 0 1 aralığı da hop 2 ile 3 aralığına gider. 2 ile 3 aralığı nereye gider? 2 ile 3 aralığı da hop 4 ile 5 aralığına gidiyor. Peki 4 ile 5 aralığı nereye gidiyor? 4 ile 5 aralığı da sevgili arkadaşlarım hop 3 ile 4 aralığına gidiyor. Şimdi 3 ile 4 aralığı nereye gider diye sorduğumuz zaman artık cevap vermemize gerek yok. Çünkü nereye gittiğini biliyoruz. Artık 1 ile 2 aralığında nereye gittiğini biliyoruz. Yani artık şunu söyleyebilirim ki şurasını tekrar edecek burası. E madem tekrar ediyor kaçta bir tekrar var? 5'te 1. O halde ben diyorum ki 2023'ü 2023 taneymiş ya 5'e bölerim kalan 3 ya. Demek ki Buradaki 2023 tane F bileşkesinin gittiği yerle 3 tane bileşke F'in gittiği yer aynıdır. O zaman 3. sıradaki ile cevap aynı olacak. 3. sırada nereye gitmiştik? 2 ile 3'e. O zaman cevabımız da 2 3 olacak sevgili arkadaşlar. Evet, böylelikle sevgili arkadaşlar 40. sorumuza çözdük. Hemen burada da işaretlememiz gereken soruları işaretleyelim. Varsa ki var. Bak. 38. soru. Tadından yenmez bir TYT sorusu. Tamam tadından yenmez. 39'u yapma. yatma. Tamam 39'u yapma. 40. soru tam anlamıyla bir MSV veya TYT sorusu. Bu kadar. Tamam. Evet bayağı da soru işaretledik yine bu videoda. Ve artık sonuna da geldik tabii ki. Bir sonraki konumuzdan hemen bahsedeyim. Polinomlar. O çok sıkıldığınız, çok canınızı yakan ama bir o kadar da tatlı olan konu polinomlar sevgili gençler. Evet artık videoyu bitirelim. Sesim çok yoruldu. Yine 1 saat 40 küsürlü dakikalardayız. Hepsi aynı sürüyor. o kadar güzel hazırlamışım ki soruları. Her birinin anlatımı da süre olarak aynı tutuyor. Her birinin çözümü de yaklaşık olarak süre olarak aynı. Bunları e, videonun altındaki açıklama kısmında zaman etiketlerine yaparken hissediyorum, görüyorum. E, bir videomuzda 20. soru kaçıncı dakikadaysa 3 sonraki videoda da aynı yani bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Güzel ustaca işler çıkardığımızı düşünüyorum burada da umarım sen de benle beraber ustaca bir şekilde ustaca bir öğrenci olup benle beraber böyle master seviyelerine falan ulaşırsın inşallah çünkü bu çok değerli yani öğretmenlik dediğimiz kavram bu çok değerli bir şey yani öğretmeni kutsal kılan şey budur zaten ben kafamın içerisinde düşündüğüm kafamın içinde bildiğim şeyleri alıp yapabildiğim işlemleri, yapabildiğim yeteneklerimi buradan alıp senin kafanın içerisine koyuyorum. Ama tabii ki bunların hiçbiri fiziki değil. Bunlar tamamen manevi bir şey. Öğretmenliği kutsal kılan şey de budur zaten. Öyle öğretmendir, yarı anadır, yarı babadır falan muhabbetleri değil. Öğretmenliği kutsal kılan şey budur. Bir bilgiyi öğretebilmek. Bütün dinlerde ilim, bilim, fen bunlar çok değerlidir. Bütün dinlerde. Ki dini inancı olmayan kişiler de zaten ilim, bilim ve fenin çok çok ama çok kıymetli olduğunu biliyor. Doğal olarak öğretmenliği de kutsal yapan şeylerden bir tanesi bu bence e, ve yaptığım işi çok seviyorum. Sizlere bir şeyler öğretmeyi inanılmaz derecede çok seviyorum. Umarım öğretebiliyorumdur da. E, Öğretebiliyorsan eğer abone olursanız ve videoyu da beğenebilirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz gençler. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.